Herkese iyi akşamlar. Arkeoloji sohbetlerinin 17. canlı yayınına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Sayın Merve Süzen. Hocamızı yayına almadan önce onu kısaca tanıtacak olursak kendisi Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur. Öğretmenlik kariyerine halk oyunları eğitmeni olarak başladıktan bir süre sonra Bursa Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında Osmanlıca öğretmeni olarak devam etmiştir. 7 ile aşkın bir süredir de Bursa Çakır Okullarında sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Ayrıca arkeoloji ve kültürel miras eğitimi üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir. Kendisiyle bugün e, birazdan müzelerin ve okul dışı ortamların eğitimdeki önemi üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Merhaba hocam Merhaba. hoş geldiniz. Merhabalar hoş buldum. <laughs> nasılsınız hocam? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben de teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler geldiğiniz için ayrıca. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Böyle bir ortamda konuşma fırsatı bulduğumuz için inşallah iyi şeyler <laughs> olur diye düşünüyorum arkamızdan. <laughs> Çünkü denizledim. geçen seferki konuşmadan sonra gerçekten ben çok fazla mesaj aldım, mail aldım. Çok iyi şeyler yapmaya çalışan insanların olduğunu gördüm. Ee, iyi şeyler yapmışız bir başlangıç olur <gülüyor> umarım <gülüyor> arkası gelir diye düşünüyorum sağ olun hocam çok teşekkürler ben de ee, e, kesinlikle yaptığınız işi şahsi olarak takdir edenlerdenim e, Hı -hı. vizyonunuzu gerçekten çok beğendim özellikle Medya ekibi de aynı şekilde düşünüyor benimle e, ve bugün çok merak ediyoruz ne anlatacağınızı <laughs> ve yani sormak istediğimiz sorular var eminim ki insanların Hı -hı. da vardır o yüzden Onları da çok bekletmeyeyim ve sözü size bırakayım. E, teşekkür ederim. Öncelikle e, teşekkürle başlamak istiyorum ben yine e, tekrar. Kime teşekkür edeceğim, neye teşekkür edeceğim? Şimdi ben tarih öğretmeniyim. E, bir öğretmenim, eğitimciyim. Öncelikle e, bunu vurgulamak istiyorum. Çok geniş bir alan. E, i̇lk çağlardan itibaren... E, Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi dahil olmak üzere her konuda bir şeyler anlatıyoruz. Her konuda ders anlatıyoruz. Derslere girip çıkıyoruz. O yüzden son yayınları takip etmek çok güç oluyor gerçekten. Arada mutlaka bir sürü kitap kaçıyor, bir sürü makale kaçıyor, işte yeni bulgular oluyor vesaire. Bunları kaçırma ihtimalimiz çok çok yüksek oluyor. Bu anlamda, bu süreçte 11-12 haftadır yaklaşık evdeyiz. Gerçekten çok güzel şeyler yapan gruplar tanıdım. Gerçekten çok iyi şeyler yapan insanlar tanıdım. O yüzden çok iyi çalışmalar gördüm, söyleşiler, konferanslar dinledim, eğitimler aldım. Bu süreci verimli geçirmemizi sağlayan herkese, siz de dahil olmak üzere tabii ki, herkese çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çok verimli geçtiğini düşünüyorum kendi adıma. Olumsuz bir durumu olumluya çevirdiğimizi düşünüyorum milletçe, birçoğumuz için aynı şey geçerli. Ve ardından ben vurgulamak istiyorum, ben bilim insanı değilim. Tekrar söylüyorum, her zaman olduğu gibi, işte akademik çalışmalar yapan ya da işte sosyal araştırmalar yapan birisi değilim kesinlikle. Ben tamamen bir uygulayıcıyım. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü böyle konuştuğum zaman yanlış anlaşılabiliyor. İnsanlar farklı sorular yöneltiyorlar bana. <laughs> Çok onur verici gerçi ama yine de bilimin insanı olmadığımı tekrardan vurgulamak istiyorum. Ardından ben dedim ya tarih öğretmeniyim diye işte e, yeni tanıştığımız kişilerle vesaire ya da işte e, bulunduğum ortamlarda ne iş yapıyorsun vesaire. Ben bunu iş olarak görmüyorum gerçi ama hani lafın gelişi söylüyorum. İşlemek çok hoş gelmiyor bana. Tabii ki iş, meslek o ayrı mevzu da öğretmenlik çünkü tamamen bir gönül işidir gerçekten. Bir hayat tarzıdır bence bana göre. Ee, tarih öğretmeniyim deyince insanlar bir ıy <laughs> diyor yüz vuruşturuyor ondan sonra hadi ya falan oluyorlar böyle ee, sonra diyorlar ki ezberin çok kuvvetli galiba senin tarihçi olmuşsun işte tarih öğretmeni olmuşsun diye bunlar gerçekten çok rahatsız ediyor insanı belli bir süre sonra niye tarihle ezberi hep bağdaştırırlar ee, niye hep tarih böyle ıy <laughs> şeklinde şey olur insanlar tepki verirler rahatsız oluyor insan Tabii bunun temelinde hep eski eğitim anlayışımızda maalesef aynen aynen maalesef ki işte ezbercilik işte hep say bakalım şu savaşın sebeplerini maddeler halinde şu savaşın sonuçlarını maddeler halinde say işte ne bileyim tarihi nedir, şu şu şeyin tarihi, barış anlaşmasının tarihi nedir vesaire şeklinde hep böyle bilgi, bilgi, bilgi yüklemesi olduğu için daha önceki dönemlerde insanlar çok doğal olarak ne yapıyorlar tabi? Soğuyorlar bundan. Hı hı. Nasıl değiştirebiliriz? Tabi aldığımız eğitim de aynı şekilde tabi şey gerçekten ezbere yönelik eğitim almadık tabii ki biz üniversitede ama tabii sınırlı bir şekilde sınırlı şeyler öğreniyorsunuz. Bütün üniversiteler, bütün bölümler böyledir. Ne zaman ki sahaya iniyorsunuz, uygulamaya iniyorsunuz, o zaman işte Farklı şeyler de katarak kendi düşüncelerinizi ve kendi kişisel özelliklerinizden de bir şeyler katarak ortaya bir şeyler çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Ee, çok Tabii kusura ki bakmayın biliyorum. bölüyorum. Hayır. Bölün zaten. <gülüyor> <gülüyor> bir tarih öğretmeninin e, sahaya çıkarak uygulama yapma şansı çok oluyor mu günümüzde bu e, imkan dahilinde mi? Çünkü yani saha, hani bizim ben... büyüdüğümüz şartlarda veya kendi eğitim aldığımız şartlarda tarih eğitiminde dışarıda pek bir şey yapabildik mi diye kendimi sorguluyorum. Kendi aldığım eğitimi sorguluyorum ve aslında bir işte bilmiyorum bir kimyaya verilen ee, hı hı. belki imkan kadar tarih öğretmenlerine böyle bir şey verilmedi. Siz hı hı. ne diyorsunuz? Çok haklısınız. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Katılıyorum size kesinlikle. Tarih e, dersleri ya da sos şimdi günümüzde sosyal bilgiler dersi de var ayrıyeten ortaokul düzeyinde. E, onun da büyük bir kısmı tarihle bağlantılı tabii ki. E, bu bu dersler hep sınıf içerisinde sınıf ortamında olarak kabul edilir. E ee, işte bir fen bilgisi için fen bilimleri dersleri için de gidersiniz ama tarih dersleri için topu topu en fazla nereye gidersiniz? Şanslıysanız elinizde bulunduğunuz bölgenizde, ilçenizde varsa müzeye gidersiniz. Onun haricinde başka bir şey pek düşünülmez, kimsenin aklına gelmez. Ama işte önemli olan burada bunu çıkartabilmekti. Saha neresi? Onu tanımlamak lazım aslında. Peki hocam. Ee, çok kusura bakmayın. Ee, tabii peki buyurun. bir öğretmen olarak müzeye gittiğinizde e, Hı -hı. aradığınızı bulabiliyor musunuz? Her müzede olmuyor tabii ki e, ama şöyle bir şey e, birazdan değineceğim ona gerçi ama isterseniz orada konuşalım bunu. Şimdi kısaca ben cevap vereyim tabii ki. Müzeye ne amaçla götürdüğünüz çok önemli. Yani amaç, çok, yani ben görüyorum birçok öğretmen arkadaşım. Ama bu tarihçi değil, yanlış anlamayın. Tarih öğretmeni ya da sosyal bilgi öğretmeninden bahsetmiyorum. Sınıf öğretmeni arkadaşlarımdan da gördüğüm kadarıyla söyleyeceğim şimdi. İşte sene sonu gelir, bahar ayları gelir. İşte çocuklara nereye götürsek diye düşünürler. Ama burada amaç çocukları gezdirmektir yani e, liste çıkartırlar hatta bana birkaç kere telefon edip soran arkadaşım oldu ya Merve sen iyi biliyorsun bu işleri ne yapalım çocukları nereye götürsek e, şimdi ben bir şaşırıp kalıyorum amaç ne kazanım ne hangi ünite bağlamında götüreceksin yani bunlar çok önemli evet. şeyler bizim ülkemizde maalesef müze gezileri sadece gezi olarak altını çiziyorum gezi olarak düşünülüyor yani bir eğitim ortamı olarak düşünülmüyor bu bilinç maalesef ki eee Halkın genelinde yaygın olduğu gibi çok e, be, beni yanlış anlamazlarsa meslektaşlarımda da var maalesef. Yani bu e, açıdan e, yani bunu müzeleri kesinlikle sadece gezi olarak düşünmemek gerekiyor. Bu kadarını söyleyeyim birazdan yine konuşalım olur mu Gencay Bey e bu konuyu? Çok önemli yani gerçekten e, bütün bu konuşmamızın temelini bu oluşturacak aslında biliyor musunuz? Plan çok önemli amaç çok önemli bir şey. E, ee, i̇şte tarih saha deyince ben okulu da saha olarak görüyorum kendime. Çünkü e, sahaya geri döndüm tabii bu arada. <laughs> e, çünkü eğitim fakültesinde öğrendiğiniz her şeyi, bütün kuramları, yaklaşımları, yöntem, teknikleri ne varsa onları ne yapıyorsunuz? Ee, öğrencileri e, öğrencileri uyguluyorsunuz, beraber uyguluyorsunuz daha doğrusu. Yani öğretmen ve öğrenciler hep beraber uyguluyor haliyle. Bu yüzden or orası da saha bir anlamda ama eğitim bilimleri anlamında saha demek istedim. Ee, diğer kısım ise müzeler, arkeoparklar işte e, veya sanat galerileri ki bu da girer kesinlikle işin içerisine. Ee, bu gibi etkinlikler ise. Diğer öğrenme ortamı dışı, okul dışı öğrenme alanları olarak tanımlayabiliriz onları. Şimdi e, dediğim gibi bu şeyler, e, olumsuz etkiler vesaire, hep düşünmeye sevk ediyor insanı. Ne yapmalıyız bunu kırmalıyız? Böyle olmamalı. Hatta bana şey diyen bile oldu. Ya tarih niye var ki? Yani tarih dersleri niye olur ki? Ne gereksiz bir ders diyen bile oldu. İnanır mısınız bilmiyorum. Tahmin size belki <laughs> size Çok belki iyi. tuhaf geliyor olabilir. Aynı cephedeyiz çünkü. Ee, ama bize de aynı şeyleri söylüyorlar. Yani özellikle mesela arkeoloji bir yerde tarih yazmaktır ya da var olan tarihi okumaktır. Çünkü e, bilinmeyen üzerine çalışmaktır ama işte bütün bu sektörü sadece ve sadece definecilikle eş tutan insanlar Oo. var. Ama bu bu tabii şöyle söyleyeyim. Ee, yani bu 45 yaşına gelmiş bir insanın bunu ya yani bir insan bize bunu yönelttiğinde açıkçası ben o insanı artık suçlayamıyorum. Yani suçlanacak evet. bir şey yok çünkü işte görsel medyayı, basılı medyayı veya işte sosyal medyayı ya da ilk öğretimlerde bir eksik var demek ki. Evet. Hatta bence siz ve yaptığınız etkinlikler de çalışmalarda bu açığı kapatıyor. O yüzden çok önemli. Yani siz de... Sizin gibi e, vizyoner insanlar bu açığı kapattıkları sürece en azından bence en önemli ayağı eğitim. Bu açığı kapatacağız diye düşünüyorum yavaş yavaş. İnşallah Sizin yetiştirdiğiniz yani... insanlar medyayı da kontrol edecekler ileride. Başka mecraları da kontrol edecekler ve ben bunun e, yani bir yerde öğretmenlerle işbirliği yapmaktan geçtiğini düşünüyorum kesinlikle çok haklısınız ama sadece okul ve öğretmenlerle kalmamalı bu ee, yine birkaç ya yani slaytın sonlarına doğru yine bahsedeceğim zaten aileden başlıyor Aslında eğitim yani kesinlikle anne baba bu anlamda hafta sonu AVM gezmek yerine çocuklarını alıp bir müzeye, bir antik kent gezisine ya da ne bileyim daha farklı bir şey bir sergi salonu mesela Heykelde kaç tane sergi salonu var diye sorun Bursa için konuşuyorum. Birçok aile bilmez. E, tamam. gidin oradaki sergileri gezin, resimler hakkında bilgi edin, bilgi edinin ya da yorum yapın. Bilgi edinmeye gerek yok gerçi. Yani ge yanlış anlaşılmasın tabii ki bilgi ayrı bir şey. Yorum yapın, düşünün, ailece sohbet edin. Ama biz ne yapıyoruz genelde? Alışveriş merkezinde bir şeyler yiyip sadece sinemaya gitmek bizim için bir şey oluyor günümüzde <laughs> aileler için. Günümüzde yani pek yok diyebilir miyiz hocam? Yok, gerçekten yok. Ee, ama olsun, ben inatla e, kendi Instagram sayfamdan da inatla <laughs> paylaşmaya devam ediyorum. Yanlış anlaş anlaşılmaları olabilir, işte kendimi böyle övüyormuş gibi de düşünüyor olabilir insanlar ama amacım kesinlikle bu değil. Ben e, kesinlikle bunu kendime vizyon edinmiş bir insanım. E, toplumu bu anlamda bilinçlendirmek için bir şekilde uğraşıyorum, uğraşmaya da devam edeceğim. Sadece öğrencilerimle sınırlı kalsın istemiyorum çünkü bu durum. İyi ki de öyle yapıyorsunuz hocam. Çabanız için çok teşekkür ediyoruz. Ben yani eminim ki meslektaşlarım adına da bunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten e, birlikte çalışmamız gereken veya e, kesinlikle e, birçok bir şeyi birlikte yapabiliriz. Eğer evet. kültürel mirasımızı en azından korumak istiyorsak. Aynen öyle. E, günümüzde az önce ezber dedik ya işte savaşların tarihleri şunlar bunlar. Bunlar da gerekli tabii ki. E, tabii ki savaş sebep sonuçları e, maddeler halinde sıralanmayacak kadar çok e, sebepleri ve sonuçları olabilir. Çok farklı sebepleri ve sonuçları olabilir. Sosyal, ekonomik vesaire. Ama yine de belli başlı maddeleri bilmekte önemli tabii ki. Ama bunu ezberlemeye hiç gerek yok. Ya da e, şeyde ee, okullarda sınavlarda sormaya da gerek yok. Niye? Çünkü artık günümüzde teknolojik aletler e, hepimizde elimizde cep telefonlarımız dakika başı cep telefonunu aradım bu arada bulamadım. <laughs> cep telefonlarımız elimizde hemen anında işte internete bağlanıp neresiymiş ne yapmışlar ne, nasıl savaş yapmışlar vesaire bakabiliyoruz ya artık bilgiye erişmek çok kolay eskisi gibi değil ben e, çok tabii 30 küsür yıl önce e, lisede okuduğum için Ortaokulu daha da <laughs> öncesi e, 30 küsür yıl önce biz Sadece şeye giderdik halk kütüphanesine giderdik ben bir küçük ilçede büyüdüm işte liseyi de orada okudum halk kütüphanesine gider orada ansiklopedileri karıştırır o şekilde ödev yapardık ama şimdiki çocuklar öyle değiller direkt ellerine interneti alıp işte yazıyorlar karşılarına ilk çıkan hatta çok acıdır ilk çıkan bilgiyi alır kopyalar veya yazar. Bu şekilde çalışıyor çocukların birçoğu Ama biz inatla, <laughs> hayır bu böyle değil. Evet. E, doğrusu şudur, şu, şu şekilde araştırmamız gerekir. Araştırma teknikleri bunlardır demeye devam edeceğiz. Ama bilgi çocuklar. Sorgulamak gerekir belki bazı. Kesinlikle, ben. tabii ki o, burada medya okur yazarlığı da çok önemli aslında. Evet. Gerçekten. Çünkü, e, bu her şey için <laughs> geçerli hocam. Birazcık Tabii Hızlı tüketiyoruz bilgiyi de hızlı evet. tüketiyoruz çağımızda. Aynen. Artık bilgi değersizleşiyor çünkü ulaşmak kolay. Çok kolay aynen öyle ve e, sürekli değişiyor da sürekli bilgi, bilgi artıyor ve değişiyor da zaten yani eski bilgilerin yerine yenileri geliyor. Mesela ilk Osmanlı parası Orhan Bey zamanında diyorsun bir bakıyorsun Osman Gazi'ye ait bir para bulunmuş e, sizin gibi e, değerli insanlar tarafından hemen bilgiler değişiyor. Yani kitap tabii ki kitapları güncellemek daha zor. İnternetteki bilgi güncelleniyor ama o eski bilgi de kalıyor orada. Öğrenci evet. onu da seçebilmeli mesela. Evet. bak Bakması lazım, karşılaştırması lazım. Hangi tarihte verilmiş, nasıl verilmiş gibi. Yani nitekim çocuklara her sene verdiğim örnek vardır. Derim ki bu kocaman kitabı işte ders kitabı neyse. Bunu ezberleme ihtimaliniz var mı? Bakıyorlar suratıma. Tabii ki yok. <laughs> Yok yani bu, bu bunu ben Manası de ezbere bilmem. Manası da yok, hiç yok yani. Aynen öyle. Çok saçma sapan bir şey. Tabii ki bilgi de gerekli. Alt plan bilgisi de gerekli. Arka plan bilgisi diyoruz ona. O da gerekli birçok e, konuda ama sorgulanan şey Bilgi olmaktan öte daha farklı şeyler olmalı. Neden, nasıl gibi sorular olmalı. Çocukları daha çok sorgulamaya ve düşünmeye odaklanacak şeyler olmalı. İşte bu gibi sebeplerden dolayı biz böyle bilgi işte falan vesaire sorduğumuz için ne yapıyor? O zaman çocuklar sıkılıyor. O zaman ıyy diyen insanlar da karşımıza çok çıkıyor. <laughs> Hadi ya tarihçimiz var acıyarak bakanlar da oluyor. Karşımıza çıkmaya devam edecek bu tarz insanlar ne yapalım? <laughs> ee, sonra benim çalışmalarımı paylaşıyor binatla demiştim ya işte böyle yine tarih sevmeyen bir yakınım diyeyim yakınım hala tarih dersini verememişti bir dönem sohbet ediyoruz böyle üniversitede zorunlu tarih dersleri olur ya verememişti ya işte ne yapacağız biz işte bir türlü veremedim yine veremedim sonra o ara ben instagramda paylaşmaya başlamıştım şeyleri yaptığım çalışmaları bir gün geldi bana dedi ki ya sen ne yapmışsın öyle ya dedi. Yani nasıl ne bunlar böyle kostüm falan da giyiyorum ben bazen böyle mümkün mertebe derse giderken. Ne yapmışsın sen öyle bize böyle tarih dersi yapılsaydı ya yani ben bu durumda olmazdım dedi. Hah, dedim şunu bileydiniz yani bir, hakikaten. Bir motivasyon öyle. aracı lazım belki de bir, evet. bir şey lazım yani e, en azından mevcut gidişatı değiştirmek için o e, duvarları kırmak için. Böyle bir şey Aa. lazım. Siz de bence çok iyi yapıyorsunuz bu şekilde. Ee, öğrencilerinizi motive ederek e, gayet sürükleyici oluyordur eminim ki. Ee, i̇nşallah, İnşallah. Tabii <laughs> ki onlar adına bir şey söyleyemiyorum ama gelen dönütler güzel tabii ki. Ee, ama e, tabii bu anlamda e, dediğim gibi yanlış anlaşılmasını istemem. Bunlar sadece eminim çok basit örneklerdir. Gerçekten çok basit örneklerdir. Bu basit örneklerin üzerine e, birçok şey inşa edecek o kadar çok öğretmen arkadaşım var ki. Ya ben üniversiteden mezun oldum yılı unuttum neredeyse yani e, üzerinden çok yıllar geçti. Ama şimdi gelen yeni nesil. E, teknolojik aletleri de çok güzel kullanabiliyor. Çok daha, çok daha yaratıcı, çok daha güzel şeyler var gerçekten. E, ben hani sadece burada kendi yaptıklarımı paylaşıyorum ama eminim e, paylaşmayan birçok öğretmen arkadaşım da var. Hiç fark etmez devlet okulu, özel okul hiç fark etmez. Önemli olan düşünmek, neyi nasıl yapabileceğimizi düşünmek, kafa yormak. Eldeki imkanlarla illaki bir şeyler çıkıyor sonuçta. Eee tarih deyince tabii ki dedik ya sıkıntı vesaire çocukların anlaması da zor oluyor gerçekten. Şimdi mesela hemen ben arkeolojiden arkeolojik verilerden bahsedeyim şimdi. Şöyle ee, tarih öncesi dönemleri 5. sınıfa aldılar ee, yaklaşık 2 sene önceydi galiba 2 ya da 3 sene önce normalde tarih öncesi dönemleri biz hep şeyde anlatırdık 6. sınıfta anlatırdık çocuklar biraz daha e, zorlansalar bile anlarlardı sonuçta ama şimdi 5. sınıfa indirince bu konuları gerçekten çocukların anlaması çok zor oldu çünkü bu çocuklar somut işlem Piaget'e göre somut işlemler dönemi dediğimiz Dönemdeler. Yani bu çocuklar daha çok e, soyut olarak değil de soyut olarak ver, vermek istediklerimizi somut şekilde görmek istiyorlar, öğrenmek istiyorlar. Aynen. Ee, bu Aynen. Çok kusura bakmayın, bölüyorum. Ee, bazı insanlar arkeolojiden veya işte formasyon almamış olabilirler. Piaget, e, pedagojinin babası diyebilir miyiz? Diyebiliriz, evet. Evet. Doğru. E, ve tarih bilinci oluşması için de soyut işlemler dönemini atlamaları Hı. gerekiyor ama bu tabii siz daha iyi bilirsiniz hocam ama kültüre, coğrafyaya göre de değişiklik gösteriyor bu ve Hı. Türkiye'de belirlenmiş bir tarih var. Yani mesela bu oluşmadan önce çocuklarda dün, bugün ve yarın var. Evet. Ama yavaş yavaş tarih bilinci yani eğer soyut olarak kavramları anlayabilir hale gelmezse çocuklar onlara tarih anlatmak mümkün Değil diyoruz. Doğru muyum hocam? Çok doğru. Aynen öyle. E, beşinci sınıfa gelmiş olan çocuk kaç yaşında olacak en fazla? 11 yaşında olacak. Hı hı. E, biz tabii ki dün bugün az önce sizin de dediğiniz gibi dün bugün yarın kavramları e, olan çocuklara ne anlatıyoruz? <laughs> Tarih öncesi dönemde insanları anlatıyoruz. Yani bunu. Kavratabilmek gerçekten çok zor. En çok zorlandığım nokta benim bu biliyor musunuz? Gerçekten çocukların bunu anlayabilmesi, algılayabilmesi zor oluyor. O yüzden biz onlarla beraber bir tarih şeridi hazırlıyoruz hep beraber, ee, hazırlayıp asıyoruz duvarımıza. Hazır bir tarih şeridi kullanmıyoruz. Ee, bu tarih şeridinin üzerinde o bütün işlediğimiz, konuştuğumuz dönemleri üzerine yerleştirmeye devam ediyoruz çocuklarla. Ondan sonra oturmaya başlıyor ama gerçekten zor. İşte bu yüzden somut bir şeyler vermek, somut bir şeylerle öğretmek çok önemli. O yüzden biraz daha kafa yormak gerekiyor gerçekten. Nasıl daha basitleştirebilirim diye. Yani şunu söyleyebiliriz değil mi hocam? Ee, aslında Hı. siz yaptığınız bütün etkinliklerin e, altında bir bilimsel e, teorem de yatıyor. Tabii Var ki. olan teoremleri çocuklara doğru uygulayabilmek için sadece müfredatla sınırlı kalmıyorsunuz ve öğrendikleriniz hı hı. acaba ben bunu anlatırım ama çocuk alabilir mi veya alabilirse nasıl alabilir diye e, bunu nasıl kullanışlı bir bilgi haline getirebilir, nasıl kalıcı olabilir diye de bilimsel yöntemlere bakarak e, işte kafa yoruyorsunuz. Kesinlikle aynen öyle. İşte Bence ee, püf teşekkür... noktası burada hocam yani e, işinizin başarısının püf noktası belki de burada diye düşünüyorum. Kendi ee, yani başarı var mı yok mu bilemiyorum gerçekten hani böyle çok başarılıymış gibi e, iddia etmek istemiyorum yanlış anlaşılsın istemiyorum ama evet ben buna çok dikkat ediyorum kesinlikle e, mümkün mertebe yaşa uygun bir şekilde neyi nasıl verebilirim diye kafa yormak gerekiyor tabii haliyle kafa yormadan olmuyor bu işler kitaptaki bilgiyi okuyup geçmek işte ne bileyim ya da sadece olan bilgiyi anlatmak olmuyor mesela az önce tarih şeridi dedim ya size örnek hemen aklıma gelmişken... E, ...tarih şeridi ve... E, ...tarih öncesi dönemlerin özelliklerini... ...yok müfredatta, kaldırdılar müfredattan... ...daha önce 6. sınıflardayken... ...biraz vardı... ...kaldırdılar ama ben kaldıramıyorum... ...çünkü çocuk eğer o altyapıyı bilmezse... ...anlamaz ki zaten... ...bir sonraki dönemi... ...o yüzden illaki altyapıyı da vermek gerekiyor... ...çocuklara bir şekilde kavratmak gerekiyor... <laughs> Ee, mesela şeyi yapıyoruz biz burada tarih öncesi dönem insan özelliklerinden bahsederken her yılı izletirim ben tarih öncesi dönemin şey özür diliyorum tarih öncesi insanın sırları diye bir belgesel vardır neandertallerden bahseder burada yani onu da izleriz biz çocuklarla mutlaka iz, sadece izlemeyiz ama mutlaka elimizde bir çalışma kağıdımız vardır çalışma kağıdı da oradan aldığım bilgiyi oraya yaz şeklinde değil ee, tabii ki o, o da var, o tarz sorular da var içerisinde. Son sonda işte 3- dört tane illaki vurucu soru olur, düşündürücü soru olur. En son sorumuz mesela o belgeseli izledikten sonra sizce bu insanlar ilkel miydi? Önce tabii ilkel ne demek? Onu tartışıyoruz. Ben bir merak ettiriyorum çocukları. İlkel ne demek sizce? İşte başlıyorlar işte şöyle yapar, işte kabadırlar, konuşmazlar, döverler birbirlerini, işte duygusuzdurlar falan diye. Ben bunları bir güzel böyle Böyle hararetlendiriyorum sınıfta. Arkasından... Buradaki amaç aynı zamanda öğrencinin var olan bilgisini de ölçmek gibi anladım. Tabii ki. Tabii çıkan. tabii Bu da o eğitim tekniğinin bir parçası Aha. galiba. Kesinlikle öyle. Ay çok teşekkür ederim. Çok güzel katkılar sağlıyorsunuz. Ben böyle anlatırken hani unutabiliyorum söylemeyi. Evet. Çok iyi oluyor gerçekten. Aynen öyle. Var olan bilgiyi ölçmek ve var olan bilgiye hiçbir şekilde müdahale etmiyorum ben etmeme sebebim de var. Şaşırsınlar istiyorum çünkü. Şaşırma çok önemlidir. Biliyor musunuz eğitimde? Gerçekten bir şeyde, bir yazıda okumuştum. Şaşırdığı zaman çocuk gerçekten unutmaz diyor ona, Asla unutmaz. Yaşadıklarını ya da neyse neye şaşırdıysa olumlu ya da olumsuz fark etmez. Kalıcı hale getirmenin bir yöntemi belki de şaşırtmayla onu ee, hatırla hatırlamasını sağlamak. Bir şeyle özdeşleştirmek belki. Hı -hı. Kesinlikle aynen öyle önemli bir şey. Bu şeyi mesela belgeseli izlediğinde çocuklar hem sonunda çok şaşırıyorlar, sonunda çoğunun vermiş olduğu cevap bu insanlar bizden daha akıllıymış oluyor. E, gerçekten de e, ben de gel, yani onların gelmesini istediğim nokta aslına bakarsanız bu oluyor ve ben söylemiyorum bunu. Ben söylersem çocuk inanmaz. Anlamaz işte der ki yani nasıl akıllı olabilir ki biz işte her şeyi bulmuşuz televizyon var bilgisayar var vesaire çünkü o yaş çocuğu o kadar düşünebiliyor çok normal bu gelişim özelliği yani sonuçta şaşırdığı zaman farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. Bu dönem çocukları daha çok yaparak yaşayarak öğrenmeye yatkınlar dedik az önce söylediklerimiz buna geliyor tabii ki. İlla ki bir yapılandırma gerekiyor. Deneyim çok önemli. Deneyim gerçekten çok önemli. Bir şeyleri deneyimleyerek aynı fen bilgisi laboratuvarlarında nasıl çocuk deney yaptığı zaman çok daha kalıcı öğreniyor. Çok daha iyi şeyler öğreniyor. Bizde de aynı şey geçerli. Onlara ortamı sunarsanız, e, deneyimler yaşatırsanız çocuklara fen laboratuvarından daha farklı bir duruma geliyor bizim derslerimizde işte. öyle Pekiştirme e, görevi görüyor belki de. Öyle diyebilir miyiz hocam? E, pekiştirme öğrenilen bir şeyi pekiştirme ha, olduğu bu için. O aşamada ha. değiliz. Aynen. Şu an yani... deneyimleme derken bilgi ortaya çıktı mı? Ha, hayır yani çıkma Deneyimleme ben... derken ortamın deneyimlenmesi. şeydeki Anladım. mesela ak, ha, ak topraklı köye götürüp de çocukları yaşatmak gibi yani oradaymış. Pardon ben yanlış anlamışım hocam tamam. Ha, ha, tamam çok o şey, şey sıkıntı yok. E, deneyimleme derken bundan bahsediyoruz ama sizin söylediğiniz aslında yanlış değil. Yani yanlış anlaşılma diye bir şey yok. O da var. Yani sizin neyi ne amaçla kullandığınız çok önemli burada. Yani eğer bir şey yaşatarak öğretmek istiyorsanız öğretmek için deneyim yaşatırsınız çocuklara. Ama evet. eğer pekiştirmek istiyorsanız sizin de dediğiniz gibi evet. eğer pekiştirmek istiyorsanız o zaman uygulama yaptırabilirsiniz. O da o da olur. Yani sizin ne amaçla yaptığınız çok önemli bu noktada kesinlikle. Ee, öğrencilerin kesinlikle hep böyle dilde pelesenk olmuştur ya yaparak yaşayarak öğrenme işte öğrencinin aktif olması, öğretmenin pasif rehber konumda olması işte öğrenci pasif olmamalı işte biraz sonra anlatacağım yöntemlerle gerçekten bunlar sadece dilde böyle pelesenk olup kalmıyor. Uygulamaya da dönüşmüş oluyor gerçekten de. O yüzden buna çok dikkat etmemiz gerekiyor e, ve ben şunu da söylemek istiyorum. E, bizler e, öğretmeniz çocuklar bizi çok iyi inceliyorlar gerçekten. <laughs> yani giydiğiniz kıyafeti tutun da kıyafeti tutun. Söylediğiniz bir söz yanlış bir şey bile olsa çocuklar onu çok doğru bir şeymiş gibi kabul ediyor. Yani cidden e, kendimize her şeyimizle dikkat etmemiz gerekiyor her özelliğimize. Başlı e, bir... rol modelsiniz onlar için. Aynen öyle. Çocuklar evde illaki bir büyüklerini rol model alırlar evet ama okulda da öğretmenlerini rol model alıyorlar. En ufak bir şey de mesela bir gün bir anımı paylaşmak istiyorum. E, koridorlarda koşmamalarını söylüyoruz çocuklara işte hep sürekli nöbetçiyiz vesaire. Bir gün nasıl acelen var bir şey yetişeceğim. E, ben koşarak geçtim koridordan. Teneffüs saati değildi, dersteydi çocuklar. Bizim okulda cam şeydir, e, kapılar camlıdır. Çocuklar dışarısını görebiliyorlar kısmen de olsa. Bir tanesi beni görmüş, nöbetçiyim, bana dedi ki öğretmenim, ama bize koşmayın diyorsunuz, siz de koşuyorsunuz. Ben sizi gördüm geçen gün koştunuz. E ne dersiniz şimdi siz bu çocuğa? Haklı Yok. yani. Ya da böyle Hadi şey de. gibi değil mi? E, sigara içip çocuğuna Aynen. ileride sigara içme diyen ebeveyn gibi. Yani Aynen öyle. Doğru. Işte sözüyle. <laughs> <laughs> Tabii tam öyle benzetme olmadı ama çocuğun algı biçimi aynı. Evet, yani, evet doğru. Ben söyledim. Yanlış anlamayın lütfen. <laughs> yok, e, ama şöyle bir şey. E, doğru, niye yanlış anlaşılacak bir şey yok. Kesinlikle yanlış değil. E, yani çocuk diyor ki bana söylüyor ama kendisi uymuyor. Kendi uymadığı zaman ben niye uyayım ki diyor. Çok normal yani bu yaş çocuğu öyle. Hak vermekten baş öteye gidemedim ben de zaten. Haklısın yavrucuğum özür dilerim dedim yani ne diyeyim. Sonuçta o da bir birey. Benim yapma dediğim şeyi ben yapmışım. Elbette ki yani sonuçta hata varsa hatayı kabul edeceğiz karşımızdaki kim olursa olsun. Öyle değil mi yani? <laughs> doğru. doğru. E, Bunu da öğrenmesi gerekiyor çocukların. Hatayı Tabii, kabul etmek kesinlikle. konusunda. Kesinlikle. Her şeyin önüne kalıyorsa şayet evet. ki önü ya, olduğunu hı hı. düşünüyoruz. Bunu da öğrenmeli. Ay. Hatasını kabul edip bundan dönmeyi. Evet öyle. Yani günümüz çocukları çok farklı biliyor musunuz Gencay Bey? Yani çocuklarla çalıştığınız zaman bunu çok farklı görebiliyorsunuz. Ben ilk 95 yılında öğrencilerle tanışmıştım, e, şey, eğitmen olarak tanışmıştım. E, o dönemki öğrencilerle şimdiki öğrenciler arasında çok fark var. Çünkü çocuklar şöyle büyütülüyorlar birçoğu, birçoğumuz öyle büyütüyoruz çocuklarımızı. Çuvaldızı kendimize de batıralım lütfen. Yani şöyle... E, Yavrum sen her şeyin en iyisini bilirsin. En doğrusunu bilirsin. Sen haklısın. <laughs> Böyle büyüttüğümüz için çocuklarımızı. Evet. Aslında bu söylediğiniz o kadar değerli ki az önce söylediğiniz. Evet, bunu da çocuğun görmesi gerekiyor zaten bir şekilde. Şimdi sadece okul yeterli mi? Ee, az önce dedik ya anne babalar da çok önemli. Evet, okulda başlayacak e, kültürel mirasın aktarımıyla ilgili ya da işte müze eğitimi e, ya da e, işte Tarihimize olan saygımız, değerimiz vesaire okulda tabii ki elbette ki e, bizler vereceğiz okul öncesi dönemden itibaren ama böyle olmayacak tabii ki. Haliyle e, ailelere de çok büyük iş düşüyor. Az önce söylediklerimi tekrar gibi olacak ama yine de ben tekrar söylemek istiyorum. Lütfen çocuklarınızı kendi bulunduğunuz ilden başlamak üzere çocuklarınızı lütfen e, kültürel yerlere de götürün. Bakın ben bu sene e, velilerimin çok büyük bir çoğunluğuna e, veli toplantılarında akademik başarıdan e, tabii ki o çok önemli ama onun yanında ne söyledim biliyor musunuz? Bu çocuklar çevrelerini tanımıyorlar. Tanımıyorlar hmm. gerçekten öyle. Yani in, ben e, küçük bir ilçede büyüdüm zaten. Liseyi de orada bitirdim. E, biz yürüyerek giderdik okulumuza. İlkokula, ortaokula, liseye hiç annem babam beni götürmedi araçla hiç gitmedim okula. Hayatım boyunca hiç gitmedim araçla. Hep yürüyerek, arkadaşlarımızla sohbet ederek, yeri gelir kavga ederek, itişip kakışarak bir şekilde gelirdik. Etrafa bakınarak gelirdik. Farklı yollar denerdik. Ama şimdiki çocuklar şanslı mı şanssız mı bu noktada tartışmak gerekir. Servise kapının önünde biniyorlar. Okulun kapısının önünde servisten iniyorlar. Benim çocuklarım dahil olmak üzere ben dahil olmak üzere hafta içi bu durumdayız biz gerçekten. Ve, Ve... Kentler gitgide metropolleşti aslında. Birazcık biz de saygı göstermemeye başladık doğamıza. İlçeler de ona göre büyüdü. Yani Aynen. insan bir şekilde girdiği her yeri domine ederek yayılıyor. Ne yazık ki e... çocuklar çok da doğalarını tanıyamıyorlar. Haklısınız bence bu söylediğinizde bu. Aynı zamanda kentleşirken dikkat Hı -hı. edilmesi gereken şeylerden bir tanesi. Yani hani baktığınız zaman bugün dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesi olan New York'un ortasında bile koskoca bir Central Park varken biz Hı -hı. hala kentteki ufak tefek yeşillik veya korunmuş alanları gitgide nasıl olur da bir parsel alırız buraya bir şey dikeriz diye bakıyoruz ne yazık ki. Maalesef. O yüzden buna... E, vurgu yaptığınız için teşekkür ederim bu arada e, bir şey eklemek istiyorum çok güzel sorular geliyor e, Öyle mi? <laughs> seyircilerimizden bunu e, en sona saklıyorum hocamıza tamam. her birini soracağım o yüzden izleyicilerden rica ediyorum terk etmesinler yayını her birini soracağım çok güzel tamam. sorular var çünkü. <laughs> Kusura bakın tamam. böldüm hocam lütfen. Hayır, devam edin. ne demek Rica ederim. Yani dediğim gibi aileler mutlaka çocuklarını e, bu servis okul e, güzergahından çıkarmalılar. Hafta sonları mutlaka onlarla birlikte gezilere gitmeliler. Benim bu sene söylediğim en çok vurguladığım şey buydu. E, bütün velilerime aynı şeyi söyledim. Lütfen gezin. Lütfen çevreyi tanıtın. E, Bursa'da oturuyoruz. Heykel neresi diyorum. Sınıf içerisinde en fazla 3-4 kişinin parmağı kalkabiliyor gerçekten. Yani heykel neresi bilmiyor çocuk. Çünkü niye sitelere kapandık? Şehir yani, e, artık böyle biraz daha şehir merkezinden uzak hayatlarda yaşıyoruz gibi. Ee, geçeyim mi artık uygulamalara? Tabii lütfen hocam nasıl uyguluyoruz? <laughs> Peki sen? tamam o zaman ben yine aktüel arkeoloji dergisinden başlamak istiyorum. Bu sefer mekan değişikliği yaptım arkamda kitaplığım yok elimin altında dergilerim yok onu almayı unutmuşum ama olsun. Aktüel Arkeoloji'nin 2013 sayısında, Eylül-Ekim sayısında bir haberle başlamıştı her şey. Ne yapabilirim, nasıl somutlaştırabilirim diye. Gerçekten e, süreli yayın takip etmeyi çok seviyorum. Çünkü içerisinde çok güzel ve kısa kısa makaleler işte evet güncel, güncel aynen bilgiler yer alıyor ya çok seviyorum o yüzden. Aktüel Arkeoloji de bunlardan bir tanesi. Orada bir şey vardı Dumlupınar Üniversitesi'nin bir alışveriş merkezinde çocuklara yaptırmış oldukları kası, kazı simülasyonu vardı. Ben de görünce bu sefer demiştim ki Aa, çok güzel bir etkinlik. Biz bunu okula uyarlayabiliriz. O halde yapabiliriz. Ama burada amaç yine çok önemli. Az önce dedim ya neyi neden yaptırdığınız. Piaget der ki az önce bahsetmiş olduğumuz <gülüyor> kişi. <gülüyor> diyor ki çocuklar işte bir arkeolojiyle ilgili bir konuyu öğreneceklerse Mutlaka bir arkeolog gibi davranmalılar. Ya da işte tarih dersleri göreceklerse tarihçi gibi davranmalılar. Onlar gibi düşünmelilerdi. Ben buna katılmıyorum kesinlikle. Katılmıyorum ama niye kazı çalışması yaptırıyorum? Benim amaçlarım çok farklı. Kendime ait amaçlarımdan bahsediyorum. Bir anlatacağım hemen. <laughs> Dediğim gibi amaç çok önemli burada. Benim amacım da şu. Çocuklara toprak altından çıkartılan o eserin nasıl zorluklarla çıkartıldığını göstermek Hı -hı. ve akabinde o eserlerin nasıl parçalanmış olan eserlerin nasıl birleştirildiğini göstermek ve onları korumak için çocuklarda bir bilinç oluşturmak. Benim amacım Hı -hı. bu açıkçası. Bizim arkeolojide <laughs> uyguladığımız süreci anlatıyorsunuz basite indirgeyerek aslında. Basite in, aynen öyle basite indirgeyerek ama amacım ne benim? Çocuklara kültürel miras bilinci aşılamak. Benim amacım bu. Tabii ki arkeolog olarak arkeolog gibi düşünmelerini elbette ki istiyoruz ama benim birincil amacım değil o daha sonraki amacım. Ortaokul düzeyindeki bir çocuğun kendisini arkeolog gibi hissetmesi çok önemli değil aslında bakarsanız. Ben yani... de öyle düşünüyorum hocam. Bu ülkede çok ya aslında birçok üniversitede birçok bölüm var. Hatta bazı bölümlerde e, ikinci öğretimler var ve hı hı. biliyorsunuz ki bu alanda büyük bir işsizlik sorunu da var. Evet. O yüzden ben uzunca bir süre bu ülkenin e, arkeoloğa ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ama arkeoloji çok güzel bir dal. Çok fazla hı hı. farklı meslekte insanlar bizimle çalışabiliyor. Bir arkeolog olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. O yüzden e, harika bir noktaya e, değindiniz yine. Onların arkeolog hı hı. olmaları çok önemli değil. O süreci bilmeleri. Böylelikle evet. de e, kültürel mirasa önem vermelerini amaçlıyorsunuz. Hı, aynen öyle. Amaç o zaten. Kesinlikle amacımız o. E, şimdi slaytı paylaşabiliriz. Geldi mi slayt ekrana? Geldi hocam. Tamam. Ee, biz dediğim gibi işte bu haberi aktüel arkeolojide gördüğümde elime dergiyi aldığım gibi e, müdürün odasında aldım soluğu. Dedim ki ne yapabiliriz e, bu konuyla ilgili olarak. Sağ olsun e, müdür hanım çok destek oldu ama okulda böyle bu kadar büyük bir alanımız olmadığı için e, hani farklı bir şey düşünelim hocam dedi. Bahçe olabilir diye düşündüm ilk etapta. Bahçeye mi acaba gömsek bunları? Bahçede hatta kum alanımız da var bizim ee, güzel böyle büyük. Önce orayı düşündüm ama sonra dedim ki bu parçaları biz küçük küçük hatta böyle minik minik parçalara böldüğümüz için tabii bu kadar değil abarttım biraz <laughs> minik parçalara böldüğümüz için kumda belki kalır. Bulamayanlar olur, çocukların ayağına dizine batar, düşerler vesaire. O yüzden bahçeyi es geçtim. Kesinlikle bahçeye gömmedim. Ee, buradan duyurmak istiyorum, ee, eğer yapmak isteyen olursa da, bahçe biraz riskli. Hani çocukların kullanmadığı alan varsa olabilir. Sadece. Sonra zümre arkadaşım dedi ki, o halde başka bir şey düşünelim. Büyük şöyle kaplar aldıralım, büyük kaplar aldıralım. İçerisine toprak aldıralım. E, bunun içerisine saklayalım objeleri. Aa süper fikir dedik. Ortaya güzel bir şey çıktı. Arkadaşımla e, hafta sonu okula gittik. Büyük kapla her sınıfa 4-5 tane kap ayarladık. Yani, e, yani dört aynı zaten bir kere kullanılıyor onlar. Ayrı ayrı kullanıldığı için. Pardon bir kere kullanılıyor derken. Ders ders kullanıyoruz. Mesela 6A sınıfı ya da işte 5A sınıfı kullanıyor. Arkadan 5B sınıfı tekrar biz gömüyoruz içine falan. Öyle. E, büyük kaplar aldırıp içerisine bu objeleri, kil objeleri kırdık ve yerleştirdik. Sonra çocuklara hiçbir şey söylemedik. Biz size şöyle yaptıracağız, böyle yaptıracağız demedik. Yine merak kısmına geliyorum ben. Bu kaplarla beraber sınıf ortamına girdik. Taşıdılar bu kapları bize dersten önce. Tabii benim taşımam mümkün değil. Onlar çok büyük kaplar içerisinde dolu. Bir kişi taşıyamaz. Taşıttırdık onları sınıfa. Çocuklar merak etmeye başladılar. Allah Allah sınıfa böyle bir toprak geldi. Niye? Niye? Tabii bu soruyu ben hemen onlara soruyorum. Niye acaba? Ne yapacaksınız? Ne edeceksiniz falan vesaire. Ortaya çıkmadıkça bir tane malzeme çıkardım. İşte bir kaz şey küçük bir kazma, işte bir fırça, yapıştırıcı. Ondan sonra ortaya Çıktı zaten kazı yapacakları kendileri tahmin ettiler doğru bir tahminde bulundular ve başladılar grupları ayırdık onları İşte beş tane kasamız vardı sanıyorum büyük kabımız vardı ee, çocukları beşer beş kişilik gruba ayırdığımızda her gruba yaklaşık üç kişi falan düşüyor başladılar herkes bir köşesinden kazmaya kazdıkça bir şey çıkıyor kazdıkça bir şey çıkıyor her kutuda da iki tane obje vardı ee, onları dağıtmıştık. Sonra çocuklar "Aha ben bir şey buldum. Ben bir şey buldum." derken "O onun parçası, bu bunun parçası." E, derken ortaya işte puzzle parçaları gibi parçalar çıktı. İlerleteyim bu arada slaytımı. E, parçalar çıkıyor ve e, bu parçaları birleştirmeye başlıyorlar akabinde. Ay bu bunun olabilir. Bu şunun olabilir. Acaba şekil neye benzeyecek şeklinde. Devam ediyor çocuklar. Bakın şöyle büyük büyük kaplar içerisinde fırçalarımız da var özel olarak çıkardıkları parçaları Fırçalarla da temizlediler. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. E, bu kaptıların içerisinde tabii ki toprak var. Toprağın içerisinde de canlılar var haliyle. E, sınıfta bunlarla çocuklar çalışma yaparken e, içerisinden minik minik böcekler de çıktı. E, o kadar mutlu oldu ki çocuklar. Korkan da oldu tabii ki e, çocukların içerisinde. Ama yani aynen bir doğadaymışız gibi aynen gerçek bir kazıdaymışız gibi hissettiler kendilerini. O böcekler de ayrı bir renk katmıştı gerçekten. Bir tanesi hatta diyor ki öğretmenim özellikle yerleştirmediniz değil mi? <laughs> yani böyle söyleyen bile oldu gerçekten. Sesim geliyor değil mi bu arada? Gayet iyi geliyor. Ha peki tamam. Sonra ee, çocuklar bu çalışmaları yaparken öncesinde de şöyle ellerine çalışma kağıdı verdik birer tane ee, ve res restorasyon nasıl yapılır bununla ilgili bir bilgilendirme kağıdı verdik. Ee, burada işte tasnif edildiğinden bahsediyor işte numaralandırma yöntemi yapılabileceğinden vesaire bahsediyor. Onların anlayabileceği dilde çok güzel kitaplar var e, bu konuda e, çok faydalanıyorum ben gerçekten birçok akademisyenimiz çocuklarımızı da e, düşünüyor gerçekten çok güzel kitaplar yazıyorlar onlardan bir tanesi bu da görmüş olduğunuz e, nasıl tasnif edileceğini falan anladıktan sonra başlıyorlar birleştirmeye nasıl birleştiriyorlar İşte e, deneme yanılma yöntemiyle e, aldığımız şu kuvvetli yapıştırıcılarla şu kuvvetli yapıştırıcılarla başlıyorlar yapıştırmaya Temizleyerek aynı şekilde devam ediyorlar ve gördüğünüz gibi ortaya obje çıkmaya başlıyor. Devam ediyorum yine. Gördüğünüz gibi bu, bu da bir başka objemiz. Çok kuvvetli bir yapıştırıcıydı bu aldığımız yapıştırıcı. O yüzden hani aynı objeleri bazen şey de soran oluyor bana aynı objeleri mi acaba tekrar kırıp toprağa yerleştirdiniz? Hayır. Farklı farklı objeler aldık. Bunlar bir kerelik kullanılıyor yani. Bu da yapıştırılmış hali. Yapıştırdıktan sonra sabitlemek için kağıt bant kullandık. İnce şerit şeklinde kağıt bantlar kullandık. Çocuklar bunları birbirine sabitlediler. Bir gün ya da iki gün yaklaşık o bantla birlikte durdular şu şekilde. Daha sabit olsunlar diye durduktan sonra da Sergiledik okul topluluğuna yaptığımız çalışmaları. Nasıl yaptığımızı da e, anlatan küçük bir sunumumuz da vardı. E, onunla beraber okul topluluğuna sergiledik. Kazı çalışmalarımız bu. E, dediğim gibi amaç burada çok önemli. Gerçekten e, sizin amacınız bir arkeolog olarak onları e, deneyim kazandırmak mı acaba onlara? Yoksa benim yaptığım gibi arkeolojiyi bir arkeolojik kazı çalışmasını bir araç olarak kullanıp farklı bir şey vermek mi çocuklara? Benim amacım oydu. Ben arkeolojiyi sadece bir araç olarak kullandım dersimde. Araç olarak kullanırken yine aynı şekilde az önce konuştuğumuz gibi arkeologların yapmış oldukları çalışmayı da deneyimlemiş oldular. Ama ana amacım tekrar vurguluyorum, izleyen herkes için tekrar vurguluyorum. Ana amacım bu tarihi eserlerin önemini vurgulamak değerini vurgulamak ve onları e, sahiplenmelerini sağlamak. Ne kadar zor olduğunu görüp sahiplenmelerini sağlamak. Hocam bunların Var mı? kullanım amaçlarıyla ilgili sorular veya eğitimler yaptınız mı? Çünkü e, şunu söyleyeyim. Gerçekten bizim buluntularımızın büyük bir kısmını seramik veya pişmiş toprak eserler oluşturuyor. Hı hı. Ve o, ya onların antik çağda kullanım, şekilleri de aslında çok önemli. Belki eğer yapmadıysanız da öğrencileri bu ne işe yarıyor olabilir. Antik çağda bu ne işe yarıyordu? Bugün niye böyle şeyler kullanılmıyor gibi bir şey düşündünüz mü? Ee, onu zaten sınıf içerisinde beyin fırtınası yaparken konuşuyoruz tamam, kesinlikle. Tamam. Ee, neolitik dönemden bahsederken orada kil kullanımı demiştim ya tarih şeridi aslında hı hı. tarih öncesi dönemler yok ama biz veriyoruz mecburen çocuklar daha iyi anlasınlar diye neolitik dönemden bahsederken bahsediyoruz artık işte e, tab şey ka, kap yapmaya başlıyorlar kilden kap yapıyorlar ve e, birazdan göstereceğim şu kitabın içerisinde. Çok güzel bilgiler var onu çocuklar okuduğunda zaten beraber okuduğumuzda sınıf ortamında öğreniyorlar. İşte evlerini kilden yaptıklarını ve çok dayanıklı olması için fırınlarda pişirdiklerini öğreniyor öğreniyoruz hep beraber. Bunları bil evet konuşuyoruz ama ayrıyetten bir çalışma yapmadım onunla ilgili olarak sadece sınıf ortamında tartışma yaratarak kullandık. Bir etkinlik düşünebilirim neden olmasın <gülüyor> <gülüyor> hemen hemen bir yere ben not alırım <laughs> bunu siz merak ben... etmeyin. <laughs> Ya şey oluyor Gencay Bey. Yani e, bir süre sonra e, öğretmenlik hayatına başladıktan sonra e, sürekli buna kafa yoruyoruz diye söylemiştim ya nasıl somutlaştırabiliriz nasıl yapabiliriz diye valla inanır mısınız? Her şeye etkinlik gözüyle bakıyorsunuz artık. Hm buradan şu çıkar, buradan bu çıkar. işte şu ünitede bunu kullanırız, bunu bu ünitede bunu kullanırız diye sürekli bir şeyler. Refleks haline geliyor diyorsunuz. <laughs> Aynen öyle. Bu, bu arada e, tane... az önce kitaptan bahsettiniz hocam bir tane de soru gelmiş. E, Normalde sona saklıyordum soruları ama bu çok gereğiydi. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için arkeoloji eğitiminde önerebileceğiniz kitap önerileri nelerdir demiş. Birazdan sanırım birkaç kitap göstereceksiniz çocuklar için. Evet. Bu bir cevap olabilir sanırım. Ee, ona cevap olmayacaktır. Ee, onunla evet. alakalı değil bu söyleyeceklerim ama e, çok güzel kitaplar var. Lütfen baksınlar. E, şu anda valla keşke baksaydım isimlerini. İsimlerini hatırlayamayacağım tabii ki. Eğer bana özelden yazma şansları olursa daha sonra ben onlara da dönerim gerçekten ama internette aradıklarında harika kitaplar görecekler ee, yazıyla ilgili kazı çalışmaları ile ilgili çocuklar için böyle küçük ansiklopediler falan da var onların içerisinde çok güzel şeyler var İsimleri şu anda aklıma gelmedi ama benim bahsedeceğim kitap da e, şu biz şunu kullandık. Tarih canavarı Mezopotamya. Şu tarih öncesi de çok güzel. Hititler de çok güzel ama biz en çok e, şu ikisini ben kullandım. Hocam Bunu biz kendim ekranı paylaşır Heh, Şu an gördük evet. Tamam. Hangi ikisini dediniz hocam? Şu Hitit. Mezopotamya, tamam. tarih canavarı. Bundan öncekileri hep gördünüz değil mi? hı <laughs> gördük. Ha, Görselde sıkıntı yok. Peki. E, şu Mezopotamya'yı e, zorunlu olarak aldırıyorduk çocuklara zaten. Ders kitabı olarak aldırdık yıllarca. Bir tek geçen yıl aldırmadık. E, aldırmama sebebimiz de... E, Çocuklarla şöyle oldu, e, yetiştiremedik bir önceki yıl. Ben destekledim hı hı. ama. Geçen yıl aldıramadık ama ben destekledim bu kitaptan. Beraber yine kullandık. Hı hı. Hepsini aldırmamıştık sadece. Yıllarca biz bu kitabı ders kitabı olarak kullandık neredeyse. Bu konular geldiğinde tabii ki. Hı hı. İçerisinde e, kil tabletlerden tutun, silindir mühürlerden, e, mezopotamya uygarlıklarının yaşam tarzlarıyla ilgili çocukların e, çok beğenecekleri, işte hoşlarına gidecek çizimlerle yapılmış anlatımlar mevcut. Hı hı. E, hatta daha sonra yine söyleyeceğim e, gerçi ama Çiğdem Maner'i e, okulumuza da davet ettik. Daha sonraki süreçte okulumuza da katıldı sağ olsun. Çok e, müthiş bir söyleşi gerçekleştirdi öğrencilerimizle. Birazdan bahsedeceğim yine. Şimdi kil tablet çalışmaları dedim. Okulumuzda kilit tablet çalışmaları da yaptık. Bu da meraklı minik ya da bilim çocuk dergisinde vardı. Hemen oradan kendime pay çıkartıp dedim ki ben bunu sınıf ortamında kullanabilirim. Ama sonra e, okula başlamadan önceydi bu. Şu anda çalıştığım okula başlamadan önceydi. Sonra okula başladığımda gördüm ki benden önceki zümre arkadaşım zaten bu çalışmayı yaptırmış kil tablet çalışmalarını. Biz de bunu gelenek haline getirdik. Her yıl bu çalışmayı kullanmaya başladık. Çok isabet oldu. Bunu niye söylüyorum özellikle Zümre arkadaşı vurgusunu? Çünkü bir şey yapmaya çalışıyorsunuz birçok engelleyen insan da oluyor maalesef ki. Yani bunu farklı kurumlarda, farklı arkadaşlarımdan duyuyorum maalesef. Ama çok şanslıyım bu konuda. Bulunduğum kurumda, görev yaptığım kurumda, çalıştığım arkadaşlarım da bu tarz çalışmalara çok açıklar. Onlar da aynı şekilde düşünüyorlar. Ne yapabiliriz? Nasıl somutlaştırabiliriz? Nasıl kalıcı hale getirebiliriz öğrenmeyi diye birlikte düşünmek çok farklı bir şey tabii ki. Sonra onu yaptırdığını görünce bir yıl önce yaptırmış o. Devam ettik üzerine. Katmaya bizlerde. Burada gördüğünüz gibi biz tabii ki sıfırdan bir kil yaptırmıyoruz çocuklara. Hazır kil alıyoruz. Evet. Ee, aldığımız kili yoğuruyor çocuklar önce. Kil yoğurmayı öğretiyoruz. Yağlı kağıt bu alttakiler. Yaptıracak olanlara tavsiye. Yağlı kağıt yani şu. Hani e, kek, pasta, börek falan yaparız ya <laughs> fırınlarda kullanırız, <laughs> tepsilerde işte. E, evet öyle bir yağlı kağıt. Onun üzerinde yoğuruyor çocuklar ve düzleştiriyorlar. Pürüzsüz bir yüzey elde ediyorlar. Pürüzsüz bir yüzey elde ettikten sonra çok güzel çıkıyor üzerindeki şeyler. Ne kullanıyoruz bunları yaparken? Stilus ya da stylus. artık hangisi doğru kullanım olarak ben bilmiyorum. Siz daha iyi biliyorsunuzdur. Ben stilus diyorum. E, bunları kullanıyoruz. Görünüyor Hı. mu ekrandan? Büyütebiliriz. Tamam, büyütelim. Büyütelim, Hı -hı, büyütelim sizi. Bunlar antik çağdaki e, stilos, e, antik çağda kalem aslında. Yani evet, kasmaya... kalem. <laughs> Yarayan. Stilos diye mi söyleniyor? Y'leri böyle Y ile Ü arasında bir, bir yerde söyleyebilirsiniz. Aa, Aa süpersiniz. <laughs> İyi oldu bunu öğrendiğim. Bu Aslında bunu şeyde e, duymuştum. E, Başka bir sayfada Nüsa antik kentiyle ilgili hı hı. sunum Nusa. izlemiştim. Efendim? Tam Nüsa, M-Y diye yazılıyor. Aynen, Nüsa deniyormuş. Onun tartışması olmuştu orada konuşulmuştu. Nisa mı, Nüsa mı diye. Hı hı. E, o, o zaman hakikaten e, Y'lerin Ü gibi okunduğunu söylemişti. Ben oradan e, evet bağlantı kuramamışım, kaçırmışım onu. İyi oldu, stülüs diyeyim ben de. Bunları pamuk şeker çubuğundan yaptık, yaptık. Zümre arkadaşımla ikimiz yaptık. Çok zor oluyor bunları yapmak. Uçlarını çünkü üçgen gibi yapıyorsunuz, maket bıçağıyla. Ellerimiz yara oldu gerçekten yaparken. <laughs> Halil arkadaşıma selam olsun İzliyor <laughs> mu bilmiyorum. Bu şu şekilleri verdikten sonra iş çok kolaylaşıyor. Çünkü kalem kalem diyeyim ben yine kalemi nasıl tutacağınız çok önemli. Şu şekilde tuttuğunuzda üçgen şekli oluşuyor. şu evet. şekilde tuttuğunuzda da şey oluşuyor. Çizgi oluşuyor. Üçgen <laughs> ve çizgiyi kullandığınızda çok rahat bir şekilde Sümerce yazabiliyorsunuz zaten. Ama tabii yazılan Sümerce şey değil, e, profesyonelce bir şey değil haliyle. Tabii ki takdir edersiniz ki. <laughs> Ciden Maner'in kitabında göstermiş olduğu bir alfabe var. O alfabeye bakarak yazıyor çocuklar. İstediklerini yazıyorlar. E, yoğurduktan sonra bakın düzleştiriyorlar. Bu e, bu öğrencimiz kare şeklinde yapmayı tercih etmiş. Ee, düzleştirdikten sonra bakın masa üzerinde var kalemimiz yani. bir tane. Onu kullanarak yazmaya başlıyorlar. Biz nasıl yazılacağını gösteriyoruz. Hatta evet. diyorum ki çocuklara bakın şöyle küçük bir tane müsfette ayarlayın kendinize. <laughs> Bunun adı müsfette. <laughs> gördüğünüz, evet aynen gördüğünüz e, küçük parçanın adı müsvette. Orada şekil çıkarmayı öğretiyorum ilk önce ben. Bunu ben öğretmek zorundayım. Çünkü e, kendileri baş, kendi başlarına çok uzun sürer. Tek tek göstermek zorundayım. Gösteriyorum Hı -hı. ve şu görmüş olduğunuz sayfadaki gösteriyorum şu anda. Hı -hı. Görmüş olduğunuz sayfadaki alfabeyi kullanarak istedikleri bir cümleyi yazıyorlar. Ne yazalım? İstediğinizi yazın. İster Harika. annemi çok seviyorum de. İster ben işte İskender severim de ne ne yazarsan yaz diyoruz çocuklara ve e, yazmaya başlıyorlar. Burada bir öğrencimiz var. Bakın burada şekillere bakar mısınız? Nasıl güzel. Harika. Bence Gerçekten de harika. harika. <laughs> ya yani yani bu e, Aynı zamanda sanki gelecekte eğer farklı bir alfabe sahip bir dil öğreneceklerse belki de bu onun da öncül bir çalışması olabilir. ...orada veya ikinci bir kuvvet olabilir diye düşünüyorum. Ne güzel bir yaklaşım oldu. Süper. <laughs> <Sten. gülüyor> evet, e, bu işte gördüğünüz şekiller şu şeylerle doğru tutmakla... ...tabii bazıları çok çabuk kavruyor. Ben göstermeden e, kendileri kavrayanlar da oluyor. Bazıları geç kavrayabiliyor. Çok normal e, olabiliyor böyle şeyler. Ama gerçekten çok zevkli. Mesela burada öğrencimiz ne yazmış? Canım kardeşim görkem yazmış. <laughs> kardeşiyle bir şey yazmış. Bu sergiden yine bir şey. Sergiledik çünkü bunları da aynen arkeolojik kazı çalışmalarında olduğu gibi. Bunları da sergiledik. Burada mesela kendi duygusunu yazmış. Bakar mısınız şu cümlenin güzelliğine? Kil tablet yazmak çok eğlenceli. <laughs> yani diyorsun ya acaba öğrenciler hani merak ederiz ya hep biz e, uygulayıcılar ya da öğretmenler olarak çocuklara ulaşabildik mi bir şeyler yapabildik mi gördüğünüz gibi kendi duygusunu düşüncesini yazmayı tercih etmiş harika bir etkinlikmiş gerçekten çok öğretici. <laughs> Şuna bakar mısınız? Ne güzel şey yazmış. Uzun uzun hiç üşenmemiş. Yazdığı cümle çok güzel. Temel reis ıspanağı yoğurtsuz yer. <laughs> Bu da esprili bir öğrencimiz herhalde. Böyle bir şey yazmayı tercih etmiş. Bunları özellikle seçtim. ya Göstermek için. Bu çalışmayı neden yapıyoruz? Bu çok önemli tabii ki. Bunun bize kazanımları neler? Biz burada bunu yaptırarak aslına bakarsanız yazının değeri İletişimin değeri, yazının gelişimiyle birlikte biz bu çalışmayı yapıyoruz. Öncelikle bir yazının nasıl geliştiğinden bahsediyoruz tabii ki sınıf ortamında. Bahsettikten sonra bu etkinliği yapıyoruz. Ee, i̇şte e, iletişim dediğim gibi değeri bunları anlıyor çocuklar ve hep elle yazmayı sevmez ya bu yeni nesil. Bilgisayarda yazmayı daha çok tercih ederler. Biz öğrencilerle hani çok boğuşuyoruz bu konuda. Yazıları çok çirkindir. İşte kolum ağrıyor, yoruldum. öğretmenim çok uzun. İşte nasıl yazacağız falan diye isyan ederler ya. İşte alın size zorluk. Sizin yaptığınız şey zor değil aslında. Bu çok çok daha zor wow. deyip burada da yine aynı şekilde kültürel miras bilinci ya da tarihi eserlere olan bilinci rahatlıkla verebilirsiniz öğrencilere ee, bakalım sergimizden sergimizin bir bölümü yine arkeolojik çalışmalarla birlikte sergiledik bunları da hepsini sene sonunda sergiliyoruz tutuyoruz bunları bir kenarda Bunlar tek tek öğrencilerimizin çalışmaları. Bu masalardan bir üç 4 tane oluyorsun okulda zaten. Tek masaya sığamıyoruz. Çünkü bütün öğrencilerin tek tek hepsini yapmak istiyorlar. Kilit tablette yazmak istiyor çocuklar. Para da yapmak istiyor. İşte mühür de yapmak istiyor. O yüzden hepsini tek tek saklıyoruz. Daha sonra giderken onlara da veriyoruz evlerine götürüyorlar. Daha sonra videolar konusuna geldiğimizde çocuklarla para tasarımı yapıyoruz. Burada bakın bu benim vermiş olduğum çalışma kağıdından bir örnek. Benim hazırladığım bir şey. E, Lydia, Lidia e, şey paranın nasıl ortaya çıktığı ile ilgili. Yani ilk paranın öyküsünün ne olduğunu anlatan bir yazı gördüğünüz hı. gibi. Nereden almışım yazıyı? E, şey de var, kaynakçası da var. Seçkin Gönen Süleyman Yükçü'nün e, bir makalesiymiş. Eee Alanya İşletme Fakültesi dergisinden almışım. Ee, gördüğünüz gibi bu öyküyü verdikten sonra çocuklara diyorum ki hadi bakalım sen de kendi paranı tasarla sen de bir şeysin bir hükümdarsın bir ee, kralsın kendini öyle düşünüyorsun ve senin ülkenin ne özellikleri var bu özellikleri paraya nasıl yansıtırsın çocuk bir sürü şey düşünüyor ee, benim ülkemde şu olacak bu olacak vesaire bir sürü şey düşünüyor düşündükten sonra az öz Neyi vereceğini. Yani bu o kadar zor bir şey ki aslında. Bana söyleyin şu tamam. anda deyin ki e, hocam hemen bir para tasarlasanız üstüne ne yazarsınız ne çizersiniz. Valla iki saat düşünürüm yani. E, bir sürü şey gelir aklıma. Bu içerisinden daha önemli olanı seçmek o önemli olanı o paraya yansıtmak. Paraya yansıttıktan sonra da insanların ne anlayacaklarını tahmin etmelerini sağlamak çok kıymetli bir şey aslında. Bu çalışmanın da amacı bu. E, buradan da Çocuklara ne anlatıyoruz? Aslına bakarsanız numizmatik biliminden de bahsediyoruz burada e, konuşurken çocuklarla. Paraların üzerinde e, ki şey nesne e, paraların üzerindeki görsellerin bize bir şeyler ifade ettiğini, e, mutlaka o krallıkla ya da kralla bağlantılı bir şey olduğunu, ya e, kentlerin sembolü olduğunu bazen. Ya da aynen, aynen ya da kentlerin sembolü olduğunu bir şekilde çocuklara burada veriyoruz. Amacımız bu yani para de, deyip geçmiyoruz. Bir müzeye gittiğimizde ya da bir para gördüğümüzde üzerindeki sembollerin bir anlamının olduğunu düşünüp kafa yormak. Bu Hı -hı. E, bizde genelde valla ben de yoktu böyle şeyler. Ne yalan söyleyeyim yani liseye giderken de ben çok severdim tarih. Gerçekten tarih ve e, arkeolojiye her zaman merakım vardır. Hala daha var. E, bu çok apayrı bir şey aslına bakarsanız. Ben mesela tarih bölümüne girerken hani en başta dedim ya insanlar ay uy uy falan diyorlar. <laughs> tarih bölümünde ne işin var falan diyorlar ya. Ben tek tercihle girdim inanır mısınız? Tek tercih bir tane. O da Uludağ Üniversitesi'ni tercih ettim sadece. E, Bursa dışına çıkmam çünkü mümkün değildi. Bursa'da okumak zorundaydım. Ve aynı zamanda tarih istediğim için bir tek tercih yaptım. E, bir tek tercihle girdim. Yani gerçekten çok severek Lisede de aynı şekilde severek okuduğum bir bölümdü sosyal bilimler bölümü. Ama hiç böyle şeyler düşünmedik biz. Hiç böyle şeyler yaptırılmadı bize. Çok büyük bir eksiklik. Hani konuşmamın başında bir yakınımdan bahsetmiştim ya. Hani hı hı. keşke bize de böyle tarih dersleri verilseydi diye. Gerçekten öyle ben şimdi düşünüyorum bizler böyle eğitim al, almış olsak acaba farklı bir toplum olur muyduk hep beraber hepimiz için ben de dahil olmak üzere kendimizi nasıl geliştirirdik ne yönde geliştirirdik sadece tarih dersi için söylemiyorum yalnız yanlış anlaşılmasın sakın bütün dersler için söylüyorum bunu hepsi için yani sadece o değil matematik de aynı şekilde matematik de sadece işlem yapmaktan ibaret değildir. Bizim okulumuzda çok güzel mesela şeyler yapılıyor matematikle ilgili makale okuma çalışmaları yapılıyor gerçekten. O kadar değerli şeyler ki bunlar. Yani her ders için geçerli. Sakın e yanlış anlaşılmasın. Şey size. Tabii ki buyurun. Ee, şimdi Türkiye'de şöyle bir sıkıntımız var. Kaçak kazılar. Hmm, ay bu maalesef. tabii ki de e, kültürel miras bilinciyle doğrudan alakalı ama Hı -hı. şunu çok merak ediyorum. Siz bu işte tecrübeli, bu işe kafa yoran bir öğretmen olarak bunun eğitimle nasıl çözülebileceğini düşünüyorsunuz? Yani çünkü insanlar neden bilmiyorum ama benim gözlemlediğim kadarıyla meslektaşlarım da benimle aynı fikirde. İnsanlar yerin altındaki kültürel mirasın eğer bulurlarsa kendilerine ait olacağına inanıyorlar. Hmm. Ne yazık ki ve böyle efsaneler yürüyor. Nedir bunlar? İşte köyde bir adam varmış o adam bir küp bulmuş ondan sonra o köyden taşınmış. Hmm, yani zengin olmuş zaman, gitmiş evet, yani öyle mi? hiçbir <laughs> zaman bir aslı aynen öyle hiçbir zaman bir aslı olmuyor ama e, bunu gerçekten size e, bu işin içinde olduğunuz için ve gerçekten bunu önemsediğim için neler yapabiliriz yani bu insanlar bu sürece gelmeden önce bu sürece evrilmeden önce düşünceleri neler yapabiliriz kaçak kazı yapmamaları için veya bunu Vallahi, benimseyip arkeoloji hı. bir bilim olarak Tanıtmayı anladığım kadarıyla çok güzel yapıyorsunuz. O süreci arkeologların aslında sadece kazı yapmadığını, bu kazıyı yaparken belli tabakalar takip edip belli bilimsel normlara uyarak bilgiler topladığını, ama yine de yani şunu bile yapmaları aslında doğru değil. Eseri kendileri çıkartıp müzeye götürmeleri tamam çok iyi niyetli bir hareket ama bu bile doğru değil çünkü biz birçok bilgiden Mahrum kalıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Neler yapabiliriz? Ee, bir öğretmen çok, gözüyle. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Benim de e, bahsedeceğim bir bölüm vardı bununla ilgili olarak tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili. E, ne yapabiliriz? Valla bu çalışmalara ısrarla devam edebiliriz. Bir buraya kadar saydığım bütün çalışmalara. Çünkü burada her eserin, her şeyin e, değerli olduğunu vermek dediğim gibi amacımız. Bu nedenle buna bunun yayılması lazım bir kere. Sadece 3 öğretmenle, 5 öğretmenle ya da işte 50 öğretmenle sınırlı kalmamalı. Bu bir. Bu bilinç bence bu şekilde zaten yerleşir. İkincisi aileleri de işin içine katarak söylüyorum. Bütün büyüklerin, çocuklarımızın işte küçüklüğünden beri ee, sürekli bilinçlendirme yapmak gerekiyor bence. Gittiğimiz zaman bir yere gezdiğimiz zaman işte bakın ne kadar değerli, ne kadar kıymetli. Aman çocuğum işte bak ee, bunlar bizim için çok önemli. Ortak miras bunlar. Bunlar bizim değil. Hepimizin şeklinde hmm. bir şey yapılması Gerçekten gerekiyor bence. Hocam. Bilinçlendirme. Sadece öğretmenlere atmayalım topu. Aileler Hayır. de bu konuda bilgilensin ve Kesinlikle. Ee, bunu el birliğiyle yapalım mı diyorsunuz? Aynen öyle. Sadece Hı -hı. anneler ee, Okullar da değil buna birçok kişi dahil olabilir. Ee, dün akşam mıydı ondan önceki akşam mıydı bir bayandan bir şey mesaj aldım yine ee, tanımıyorum kendisini bir arkeologmuş adını hatırlamıyorum ama izleyeceğini söylemişti muhtemelen izliyordur şu anda ee, arkeologmuş ama mesleğini yapmıyormuş. Çok güzel şeyler yazmış. O kadar hoşuma gitti ki böyle bilinçli insanlarımız olduğu sürece ileride iyi şeyler olacaktır Gencay Bey diye düşünüyorum. Demiş ki hocam demiş ben arkeoloğum. Mesleğim aslında ya yani okuduğum bölümü çok seviyorum. Severek okudum ama iş yapamıyorum şu anda. Başka bir şeyle uğraşıyorum ama ben de başka bir çözüm buldum. Gönüllü olarak işte bir kuruma başvurmuş. Başvurusu kabul edilmiş ama şu anda pandemi sürecinde olduğumuz için e, biliyorsunuz yani e, bundan sonraki süreçte mutlaka gelin gönüllü çalışmalar başlatabilirsiniz demişler ki onun bahsettiği kuruma ben de e, daha önce gönüllü olarak ben de çalışmıştım o kurumda. Ben de kendi deneyimlerimi paylaştım kendisiyle. Ee, bakın böyle gönüllü arkadaşlarımız da var. Onu demeye çalışıyorum. Sadece o değil. Yani tarihçi olup tarihçilik yapmayanlar ya da tarih öğretmeni olup tarih öğretmenliği yapmayanlar veya arkeolog olup arkeologluk yapmayanlar da dahil bu potaya. Yani sadece bu işi meslek olarak yapanlar değil anneleri babaları katıyorum işin içine Öğretmenleri katıyorum ama bütün öğretmenleri katıyorum. Sadece tarih öğretmeni, sosyal bilgiler öğretmenini katmıyorum bakın. Sınıf öğretmenlerine çok iş düşüyor bu anlamda. Anaokul öğretmenlerine çok iş düşüyor yine. Aynı Peki şekilde millet mi yapması gereken bir şey yok mu? Şimdi sürekli? ona geleceğim. Aynen, şimdi ona geleceğim zaten. Ardından müzelerin çok iyi etkinlikler yapıp sürekli bunları duyurması gerekiyor. Belediyelere çok iş düşüyor bence. Belediyelerin birçok çalışma yapması gerekiyor. Artı en önemlisi, en önemlisi altını çizerek söylüyorum, Milli eğitimin bir şekilde bu ortak mirasımızı bizim insanlara tanıtabilmemiz için tabandan ama Ortaokul düzeyi çok geç. Yani Hı, tamam. ya anaokulu düzeyinde okul öncesinde ya da ilkokul 1'de 2'de bir şeyler verilmeye başlanması gerekiyor bence. Ortak miras nedir? Çocuk bunu öğrenmeli zaten. Hı. Kültürel miras nedir? Bunu öğrenmeli. Yanlış mıyım bilmiyorum Siz de Yok, bu hayır. konuda çalışmış Tam bir insan. Olacağım. Ortak Hı. miras dediniz ee, bence çok önemli çünkü ne yazık ki yani geçtiğimiz günlerde de oldu. Bu bazı Kültürel mirasları çok da benimsemiyoruz. Yani kültürün bir kısmını tamam bu bizim kültürel mirasımız diye bakıp bir kısmına sanki başkasının kültürel mirasıymış gibi bakma e, potansiyelinde bazı insanlar ama bu çok ya, yanlış. Çok, Ortak miras diye demek. Yani hem çok yanlış hem çok üzücü. Gerçekten böyle şeyleri duyma hoş olmuyor. Ben üzülüyorum cidden. Buyurun böldüm ben. Yok estağfurullah. <laughs> Bunun yanı sıra hocam e, peki müzelerden bahsettiniz, öğren yerlerinden bahsettiniz. Hı hı. Orada uygulamalar olması gerektiğinden bahsettiniz. Hı hı. Şimdi arkeoparklar maliyetli ama uzun vadede özellikle topluma yapılan hizmetlerin ben e, maliyetini hesaplanmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Kesinlikle ama, ben de. E, şunu sormak istiyorum size. Siz bir öğretmen gözüyle uygulama yapan bir kuruma gittiğinizde Sizce bu kurum bu uygulamaları yaparken öğretmenlerden mi destek almalı veya bu konuda uzmanlaşmış arkeologlar veya sanat tarihçileri mi olmalı orada? Sadece ben... bu işe bakan. Hı -hı. Nasıl olmalı? Ne düşünüyorsun? Veya belediyelerin böyle bir istihdamı mı olmalı? Aslına bakarsanız ben size katılıyor yani şöyle evet diyeceğim çünkü bunun cevabını şey olarak size. Kesinlikle bence uzman kişilerin olması gerekiyor ama bu uzman kişilerin eğitim bilimleri konusunda da biraz bilgisinin olması gerekiyor. Yani mutlaka müfredatı incelemeleri gerekiyor. Gelen öğrencinin yaşı neyse seviyesi yaş seviyesi neyse hangi sınıfa gidiyorsa mutlaka o müfredata hakim olmalılar ki yardımcı olabilsinler. Ama kesinlikle arkeopark dediniz ya yani e, birazdan ona geleceğim zaten. Onunla ilgili örnekleri göstereceğim. Müthiş bir şey gerçekten. Yani e, fen bilimleri laboratuvarı nasıl bir okulda olmazsa olmaz bir şeyse bence arkeoparklarda her yerde olmalı. Yani Türkiye'de kaç tane var bilmiyorum. İki ya da üç tane galiba arkeopark. Siz evet. belki daha iyi bilirsiniz. Az. Yani şöyle kent ölçeğinde bakarsak ihtiyacımız olan ben hani ilçeler veya küçük yerlerdekiler önemsiz demiyorum ama hizmet verebileceği kapasite açısından hı hı. büyük kentlerde olması çok önemli ve ne yazık ki yeterli sayıda değil. Peki hocam az önce eğitimden bahsettiniz. Hı hı. Buradaki insanlar şunu biliyor olmalılar, değil mi buradaki görevliler? pedagoji biliyor olmalılar değil mi? İşte Hangi o, evet. yaş grubuna nasıl davranmaları gerekiyor? Çünkü bu ben hani çok fazla görüyorum ve bunun yanlışını bugün görmüyoruz. Eğer bilimsel Hı -hı. hareket etmezsek ama yarın neye son yani e, nasıl bir sonuç doğuracağını bilemeyiz. Çocuklar Kesinlikle. gerçekten şakaya gelecek e, varlıklar değil. Onlara çok dikkatli davranmalıyız. Eğitim verirken de öyle. Aynı şekilde ben arkeolojik yani arkeoparklarda bunlara birçoğunda çok dikkat edildiğini biliyorum ama hı hı. doğru muyum hocam? Siz ne düşünüyorsunuz? Aynen öyle. Kesinlikle. E, konuşmamın en başında da bahsetmiştim ya. E, gerçekten çok önemli. Amaç çok önemli. Yaptığınız her şeyde amaç ve planlama gerçekten çok önemli. Plansız, programsız hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü hı hı. yaptığınız şey bir insanı etkiliyor sonuçta. İnsanı etkilemek yani insanı e, eğitmek toplumu Hı. eğitmektir sonuçta öyle değil mi yani bir toplum oluşturuyorsunuz. Ben e, kendi e, işim yani öğretmenliğe meslek demek istemiyorum, iş demek istemiyorum ama hani şu anda kullanacak kelime bulamadığım için yine meslek diyeceğim. Kendi mesleğimi hiçbir zaman sadece kendi öğrencilerimi düşünerek yapmadım. Bu çocuklar toplum oluşturacaklar ileride. Ve he, hep öğrencilerime şunu söylerim. İleride sizler çok iyi yerlerde olacaksınız büyük ihtimalle. İnşallah olacaklar. Ama e, biz hala burada devam ediyor olacağız. Alttan gelenleri yetiştirmeye devam ediyor olacağız. Çok önemli bir şey. Az önce ne demiştim ben? Kıyafetinizden tutun. Her şeyinizde rol model oluyorsunuz çocuklara. Kesinlikle pedagoji e, pedagoji bilgisi çok önemli. Eğitim bilimleri, yaklaşımları çok önemli. Bunlar olmalı. Yani e, on... şöyle olmuyor değil mi? Bu arkeopark kurduk ama e, eğitmenler yetersiz. Hayır, bu bir bütün. Hem arkeopark olacak, evet. hem eğitmenler olacak, hem öğretmenler olacak. Yani bu küçümsenecek bir organizasyon değil anladığım değil. kadarıyla. Aynen öyle. Kesinlikle e, çok planlı, programlı yürütülecek çalışmalarla e, çok iyi şeyler yapılabilir. Bence es geçilmemeli. Kesinlikle o zaman, es geçilmemeli. E, az önce e, güzel bir örnekten bahsettin Ar Arkeopark olarak, Ak Toprak Değilmek Hı -hı. ister misiniz birazcık orada e, beğendiğiniz veya Hı -hı. E, bir öğretmen olarak size ne kattı siz oraya ne kattınız diyebilirim. Bu geniş bir Hı -hı. soru belki sunumla cevap vermek istersiniz. Tamam tabii ki e, sorunuzu birkaç slide sonraya bıraksam olur mu cevabını? Peki, Şurayı tabii, tamamlasam evet. olur mu? Istersen, tabii ki de. Tamam. Peki bu para çalışmalarından bir örnekti yine. Ee, bu öğrencimiz kalemle üzerine şekiller çiziyor. Biz de az önce dediniz ya size ne kattı Arkeopark vesaire. Evet her çalışma bize bir şey katıyor. Burada mesela bu yaptır, ilk yaptırdığımızda çocuklar e, şu stiluslarla e, yaptırmadık biz onlara. Çünkü bunun çok değerli olduğunu öğrettik. Çok emek verildiğini öğrettik. Çocuklar bunlarla çizmedi. E, o sene kalem uçlarıyla çizdiler. Sonra dedik ki biz buna da başka bir şey getirelim. Bir sonraki senede mesela çöp şiş kullandı çocuk. Çöp şişlerin ucunu kütleştirdik birazcık. E, batmasın, birbirlerine zarar vermesinler diye. O çöp şişleri kullandılar. Onunla ilgili fotoğraf bulamadığım için kalemli olanı koydum ben de. Yapmak isteyen arkadaşlarım varsa e, öneri olarak e, lütfen bir kulaklarının kenarında kalsın. Bunlar Hı. para örnekleri devamı. Sonra biz bunları, bu, bu paraları e, çocuklarla beraber boyadık. Boyadık demeyeyim ben boyamadım pardon. Boyadılar. <laughs> e, hepsi tek isteyen gümüş gri, isteyen e, sarı şeklinde bunları akrilik boyalarla boyadılar ve kurumaya bıraktık biz bunları. Daha sonra yine sergimize bunları yerleştirdik. Bu gördükleriniz e, gördüğünüzde onlardan bir tanesi. Yine aynı şekilde tabii ki sadece para yaptırıp kenara koymadık, bırakmadık. Bu paranın üzerinde çizdikleri şekilleri neden yaptıklarını, neden böyle bir para oluşturduklarını biz e, şey anlatıyor çocuklar. Hı hı. Yine aynı şekilde silindir mühürlerden bahsedip silindir mühür diye bir şey olduğunu bugün imza kullanıyoruz e, hı hı. çoğunlukla ama e, böyle bir şey olduğundan bahsettik. Neden silindir mühür kullanıldığını yine aynı şekilde e, derste beyin fırtınası yaparak çocuklarla tartıştık tabii ki. onun Ondan sonra da kendi mühürlerini tasarladılar yine gördüğünüz bir mühür örneği. Kendilerini ifade eden kendilerini anlatabildikleri şekiller çizdiler. E mesela bak ne demiş? Ev çizdim çünkü evimi ve ailemi çok seviyorum. ...diye yazmış. Mesela yani bunların hepsi... ...çok değerli şeyler. Çiğdem Maner... E, o ...demiştim ya okulumuza geldi sağ olsun diye. Gerçekten çok... E, ...güzel bir çalışma yaptık. E, güzel bir söyleşi gerçekleştirmiştik... ...kendisiyle. E, çok mutlu ayrılmıştı okulumuzdan. Biz de çok mutlu ayrılmıştık. Hiç gitme gitsin istememiştik gerçekten. Sonra İstanbul'a geldiğinizde mutlaka... ...beni arayın. Beraber gezelim... ...Arkeoloji Müzesi'ni demişti ama maalesef... ...Nisan ayında gitmeyi planlıyorduk... E, gidemedik bu süreçten dolayı evet ak topraklık köyüye gelelim şimdi evet az önce sorduğunuz sorulara cevap vermeye başlayayım ben ak <laughs> Topraklık köyük e kaç yılında açıldı sanıyorum 2014'ün sonlarına doğru ya da 2015'te açıldı. Ben burayı çok dört gözle bekledim açılsın diye. Açılsın ben neler yapacağım açılsın neler yapacağım diye diye <laughs> bekledim ve nihayet açıldı. İlk açıldığında orada herhangi bir eğitim çalışması yoktu. Kazı çalışmaları vesaire yoktu. Daha sonradan eklendi onlar yeni eklendi. Burada kazı alanını özellikle koydum. Ee, biz Ak Topraklı gittiğimizde çocukların bir kazı alanını görmelerini de e, sağladığımız için hani burası kazı alanı bakın burada kazı yapılıyor işte gerçek yerleşim burası diye konuşuyoruz onu da göstermek adına unutmayayım diye bunu koydum. Ee, Ak Topraklı köyüye geldiğimizde ilk önce tarihsel empati yöntemini kullanarak çocuklarla bir empati kurmalarını sağlıyoruz ve sağlıyorum ve e, dedim ki bir hayal edelim şimdi neden buraya gelmiş olabilir bu insanlar niye buraya e, yaş burada yaşamış olabilirler diye şimdi Ak Toprak, e, bunları anlatmaya başlamadan önce sorunuza birazcık cevap vereyim ben Ak Topraklık'ta ee, yapılan çalışmalar, e, çok güzel çalışmalar yapılıyor. Evet ama ben onlardan çok faydalanmadım, faydalanamadım. Diyeceksiniz ki niye? Çünkü oraya gittiğiniz zaman randevu alıp bütün bir gününüzü orada geçirmeniz gerekiyor. Benim yaptığım çalışmalar ise dersi orada yapmak. Yani ben Hı. burada çocukları geziye götürmüyorum. Ya yani topraklık gezisine çıkmıyoruz biz çocuklarla. Biz ders yapmaya gidiyoruz oraya. Bakın yerde çocukların dosyaları var. Görebiliyor musunuz görselde fotoğrafta? İşte o dosyaların içerisinde çocukların e, şey ders e, çalışma kağıtları var Dersle ilgili. Biz burada ders işliyoruz. Laboratuvar gibi kullanıyorum ben burasını tabiri caizse. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Çok güzel çalışmalar da yapıyorlardır o ayrı, ayrı mevzu tabii ki ama ben ortamı laboratuvar gibi kullanıyorum kendi açıma. Burada bir tarihsel empati yapıyoruz çocuklarla. Neden buraya gelmiş olabilir bu insanlar? İşte 8 bin yıl önce yaklaşık. Neden burayı seçmişler diye hep beraber bir konuşuyoruz. Burada el ele tutuşmamızın bir sebebi var. Önce ellerimiz arkamızda bireysel olarak tek başımıza kendimizi gözlerimizi kapatıp 8000 yaklaşık 8 bin yıl kadar önceki doğayı hayal ediyoruz. Ve o doğada tek başımıza olduğumuzu düşünüyoruz. Tek başına olmanın verdiği duygularla el ele tutuşunca birlikte olmanın verdiği duyguları ayırt etmelerini istiyorum çocuklardan. Hangisi daha faydalı? Tabii ki birlikte olmak, birlikte yaşamak. O halde birlikte yaşayarak bu insanlar burada ne oluşturmuşlar acaba falan şeklinde konuşuyoruz. Yani nereye getiriyorum çocukları? Köy bilincine aslına bakarsanız. Sonra şu arkada görmüş olduğunuz kuleye çıkıyoruz hep beraber ve bu kuleden etrafı gözlemleyip Buraya neden yerleşmiş bu insanlar ona bakıyoruz. Ee, hemen arkada gölü görüyor çocuklar. Yan tarafta şu anda kurumuş olan iki tane nehir olduğunu görüyorlar. Verimli toprak arazisinden e, arazisinin olduğunu anlıyorlar çünkü orada bir sürü ağaç var vesaire. Bunlardan dolayı yerleşmiş olabilirler mi? Olabilir, niye olmasın deyip beraber bir beyin fırtınası yapıyoruz. Herkes bir şey çıkartıyor ortaya ve biz burada bir konu başlığımızı işlemiş oluyoruz aslında. O da nedir? Yerleşmeyi etkileyen faktörler. Yani dere kenarı, göl kenarı, ılıman iklim koşulları, verimli toprak. Bunların hepsini çocuklar kendileri çıkartıyor. Benim anlatmam mı, düz anlatım yapmam mı daha etkili olur? Bu şekilde gelip gözlemleyip kendilerinin görmesi mi daha kalıcı olur diye e, çok basit bir soru sorsam tabii ki siz de ne diyeceksiniz? Gelip kendilerinin görmesi. İşte Arkeopark'ın önemi burada ortaya çıkıyor. Özellikle Ak Topraklık için söylüyorum. Bizim için bulunmaz bir nimet burası. Gencay Bey. Ee, geldiğimizde ee, aslında... birçok şey e, kazanım elde ediyoruz dedik. Bundan sonra nereye geldik? Neolitik Köy'e geliyoruz. Bu eski e, hali, yeni hali. ikisini de görüyoruz. Neolitik Köy'e geldiğimizde ee, çocuklar işte neden yapılmış burada hep sürekli düşünme ben anlatım yapmıyorum bakın düz anlatım yapmıyorum ben burada dediğim gibi ortam olarak kullanıyorum çocukları sürekli düşünmeye yönlendiriyorum ben burada eleştirel düşünmeye ya da işte tarihsel empati çok çok önem veriyorum bu tarz şeylere gerçekten ve bu sene kendimi bu düşünme konusuna adamı, adadım <laughs> bu süreçte buradaki düşünme mesela Neolitik Köy'deki düşünmeden kastınız bu evleri neden böyle yaptıkları konusunda mı düşünecek çocuklar veya yani yoksa ham madde olarak neden çamuru kullandıklarını mı düşünecekler veya ne, neden oraya koydu Evleri oraya kurduklarını mı düşüneceklersin? Hedefiniz nedir burada? Hepsi, hepsi. Yani bu sürekli Hı. soru sorarak çocuklara, sürekli bu sorduğum sorulara cevap arıyorum ben. Yani tek bir tane amacım yok burada. Az önceki görselde, şuradaki görselde yerleşmeyi etkileyen faktörler neler? Bu konu burada Hı. bitti. Ondan sonra evet demek ki bu insanlar bu gibi sebeplerden dolayı buraya yerleşmişler ve bir ne kurmuşlar bakın köy kurmuşlar. Çünkü niye? Az önce saydığımız yerleşmeyi etkileyen faktörlerden dolayı. Evleri niye böyle yapmışlar? Neden bu şey ağaçları kullanmışlar vesaire şeklinde. Şimdi gerçi şu gördüğünüz yukarıdaki şeyi görmüyor çocuklar. Bu eski hali, yeni hali bu. ben bunu da malzeme olarak kullanıyorum Gencay Bey. Yani her şeyi düşündürmek önemli olan çocuklara. Ama Burada belki düşün de o döneme bir empati kurmak Hedefimiz aynen aynı tarihsel empati derken ondan bahsediyorum zaten. Yani tarihsel empati sınıfta da kurdurabilirsiniz belki ama bu çok zor. Ama yerinde kurdurmak, müzede ya da bu bu şekilde arkeoparkta bir höyükte ya da kurdurmak çok farklı bir şey, çok kıymetli, çok değerli bir şey gerçekten. Yani önemini anlatmakla bitiremeyiz burada. Şu benim burada mesela kullandığım düşünme e, argümanlarından bir tanesi de şu. Buraya gittiğimizde işte çocuklarla burada kili konuşuyoruz. Neden böyle yapmış Çatınız neden böyle kapı var mıydı yok muydu acaba nasıl yaşıyorlardı evin içinde ateş var mıydı Hadi içine bakalım falan o kadar çok şey sayabilirim ki size burada ee, anlat yani çocuklara sordum o kadar çok soru sayabilirim ki bunlardan bir tanesi de şu bakın bunu bile kullanıyorum ben eski hemen telefonumdan şu fotoğrafı gösteriyorum giderken e, bu fotoğrafı yüklemiş oluyorum diyorum ki çocuklar bakın Eskiden Burası böyleydi ama şimdi buna çevirmişler. Neden acaba? Bunu bile soru malzemesi, düşünme malzemesi olarak kullanıyorum. Dediniz ya neyi düşündürüyorsunuz diye. Her şeyi. Buradaki amaç da şu. E, yani çocuklar burada şuna varıyorlar. İşte hepsi bir şeyler söylüyor. En sonunda diyorlar ki doğal koşullara sanıyorum bu daha dayanıklı. Hocam bu çok sağlam gibi durmuyor. Acaba ondan mı? Yani çocuklar buna bile kendileri varabiliyorlar. Yani benim burada amacım çocuklara sadece sorularımla rehberlik etmek ben rehberlik yaparak çocukların bir şeylere yönelmesini amaçlıyorum amaçladığım şey aslına bakarsanız ezber yapmadan çocuklar birçok şey öğrenebilirsiniz birçok şey bilebilirsiniz siz yorum yaparak mantığınızı kullanarak empati yöntemini kullanarak birçok şey bulabilirsiniz mesajını veriyorum sürekli mesajım bu aslında ana amaç bu benim için dediğim gibi ve burasını araç olarak kullanıyorum yani ders ortamı olarak kullanıyorum sonra e, gezdikten sonra kaykolitik köye geldiğimizde burayı da geziyoruz burada da çok güzel sorular çıkıyor yani inanın o, ben bu soruların hepsini not alıyorum gitmeden önce tabii ki her sene yeni yeni şeyler ekleniyor İnanır mısınız aralarından elemek zorunda kalıyorum yani insan yaptırdıkça ya da yaşadıkça kendisi düşündükçe ben buraya sadece öğrencilerimle gitmedim bu arada kendi çocuklarımı da götürdüm onlarla da etkinlik yaptık burada biz e, bu, bu yaz değil ondan önceki yazdı yanlış hatırlamıyorsam. Onlara da etkinlik yaptırdım. Bir tanesi ilkokul 1'e gidiyor biri 7'ye gidiyor. İkisinin düşünce düşünme şekilleri de mesela çok farklı olduğu için hani bunları e, kullanmak çok önemli. Kalkolitik köye geldiğimizde iki köyün arasındaki fark ne olmuş olabilir? Zaman nasıl ilerlemiş olabilir? Neden böyle e, dairesel planlı bir köy kurmuş olabilirler? Arkasında hendek var biliyorsunuz görmüşsünüzdür mutlaka aktopraklık köyü. Bu hendek niye olabilir? Hep bunları bakın soru sorgulama yöntemiyle yerinde kullanıyoruz. Yani gerçek bir kalkolitik yaşam nasıldı? Bunu ta, e, çocukların anlamasını sağlıyorum kesinlikle. Ve bunlara o kadar güzel cevaplar veriyorlar ki anlatamam size. Ben an anlatsam derste tahtanın önüne geçip çocuklar şöyle 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 desem iki gün sonra unuturlar. Ama bu kendileri yaşayarak bir şeyleri kendileri keşfediyor. Kendisini keşfetmesi kadar güzel bir şey olabilir mi? Hı hı. Sonra bu kalkolitik köyü de gezdikten sonra ikisinin arasında e işte e, özel farklılıkları benzerlikleri çıkardıktan sonra e, işte yorum yaptıktan sonra hep beraber işte bu şey neden var evler niye değişmiş olabilir Sizce ne kullanıyordu bu insanlar diye bütün öğrendiklerini gördüklerini uygu uygulayabilmeleri adına küçük bir değerlendirme gibi düşünebiliriz Aslında bunu gruplara ayrılıp bir e, sunum yapmalarını istiyorum öğrencilerden Hatta bu yıl yanımızda giderken okulumuzda bulduğumuz şu kostümleri bulduk. E, Kalkolitik dönem evlerine çok uymuyor <laughs> kostümlerimiz ama elimizde bulunan malzemeler bunlar olduğu için bunu kullandık. E, seneye daha güzel kostümler yapabiliriz niye olmasın. E, bu kostümleri de kullanarak. Çocuklardan o dönemi yaşatmalarını istiyoruz bize, istiyorum. Ve çocuklar burada küçük bir drama gösterisi yapıyorlar bize. İsteyen drama yapıyor, isteyen başka bir şey yapıyor ama genelde dramayı tercih ediyorlar. O kadar çok çünkü havaya giriyorlar ki burada çocuklar. O kadar mutlu oluyorlar ki buraya geldiklerini size anlatamam yani e, bunu gözlerindeki o parlaklığı görmeniz lazım. Çocukları bırakın, benimle birlikte geziye eşlik eden e, okuldan görevli öğretmen arkadaşım oluyor illaki sınıf sınıf gidiyoruz biz bura, bu arada de, şeye e, buraya ders yapmaya sınıf sınıf geliyoruz işte bir gün atıyorum 5A sınıfı bir gün atıyorum 5B sınıfıyla gidiyorum bir gün 5C sınıfıyla yani ben bir hafta boyunca böyle her gün ak topraklığa taşınıyorum yaklaşık bir 35 dakika falan sürüyor okuldan orası <laughs> gidiyoruz 2 saatimizi orada geçiriyoruz iki ders saat yaklaşık bir buçuk saat kadar oluyor. Geri dönüyoruz hemen dersimizi orada yapıp geri dönüyoruz. Ee, Öğretmen arkadaşlarımın bile e, gözlerinin parlaklığını görmek bana büyük gerçekten e, keyif veriyor. Ay diyorum ne güzel bilmedikleri bir şey öğretmişiz insanlara. E, bilmeyen öğretmen arkadaşlarım da olmuş oluyor. E, hat hatta bu yıl artık bana şey demeye başladı e, birkaç öğretmen arkadaşım. Ya öğretmenim ben hiç gelmedim sizde Ak ve hiç gitme fırsatım olmadı. Ne olur beni görevli yazdırır mısınız diyenler olmaya başladı bu yıl gerçekten. Sadece öğrencilere değil büyüklere de böylelikle. Ee, yardımcı olmuş oluyoruz. Sonra çocuklar buradan araştırmalar yaptıktan sonra e, öğrencimin bir tanesi almış ailesini Çatal gidelim diye tutturmuş <laughs> bir yaz. Çatal Höyü'ye gitmişler e, ailece. Ondan sonra okullar açıldığında e, velimiz bana diyor ki, Hocam ya öğrenciler çatal şey öğrencilere anlatıyorsunuz hevesleniyorlar vallahi biz de heveslendik ailece Çataldöye gittik. Yol çok kötüymüş hocam falan böyle <laughs> sohbet ettiğimiz bir şey aramızda öyle bir diyalog bile geçti hatta velimizle. yani sadece bir öğrenciye dokunmuyorsunuz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Öğretmenine işte o ailelerine dokunuyorsunuz. Aileler bunu paylaşıyor çevresiyle çevresine dokunmuş oluyorsunuz. Birçok şeye dokunabiliyorsunuz böylelikle. Kazanımı çok büyük anlatmakla bitmez. <laughs> Ak topraklıkları. Yok, ya buradan da e, vurgu yapalım. <laughs> e, okul dışı eğitimler için e, özellikle Türkiye'deki öğren yerlerinde hele ki kent ölçeğinde bulunan öğren yerlerinde buradan e, kazı başkanlarına seslenelim. Bakanlık temsilcilerine, Kültür Bakanlığı temsilcilerine veya e, kaynak sağlamak isteyen hayırsever insanlara seslenelim. Çünkü bunlar Kazı bütçeleri de neticede kısıtlı. Çok. Ee, ama bu tip e, mekanların, okul dışı eğitimin verilebileceği mekanların kurulması, işletilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması gerçekten çok önemli. Buradan da Merve hocam vesilesiyle bunu bir tekrar edelim, hı hı. değil mi hocam? Çünkü anlattıklarımdan o mekanın büyüsünün ben çok önemli olduğunu hissettim. Öyle aynen öyle gerçekten evet. çok önemli. Ben de çok heyecan. Her yıl heyecanlanıyorum. Bakın ben buraya kaç kere gittim. Sadece öğrencilerimle değil. Hatta burasını hep şey derler. Senin mekan derler bana arkadaşlarım. Senin mekana biz de gittik diye. Çok giderim ben buraya buranın yakınlarında bir yakınım da oturuyor. Gittikçe uğruyorum ben öyle. Hatta aramızda espri konusudur. Gerçekten o ortam beni de etkiliyor. Ben de seviyorum. Hoşuma gidiyor çünkü. Yani orada gidip düşünmek nasıl yaşadıklarını kendim kendi çapımda düşünmeye çalışmak benim için de çok değerli. Gerçekten. Bu arada değindiğiniz konuyla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Dediniz ya bütçe hakikaten e, çok büyük bir sıkıntı bence. E, hafta sonu e, çocuklarla beraber ailece bir geziye gittik. E, Aizona'yı kent, antik kentine gittik. E, orada çocuklarla beraber gezdik. Bu arada yine e, bir şey paylaşacağım. Bu arada saat on buçuk olmuş. Ben sadece kırk dakika konuşurum diye düşünüyordum. Yani <laughs> bayağı bir <laughs> kusura bakmayın çok konuşmuşum. <laughs> olur mu hocam? E, e, hemen aile etkinliği örneği vermek istiyorum ve oğlumun bir sorusu olmuştu. Onu paylaşmak istiyorum. E, bir biz antik kentlere giderken illa bir hazırlık yapıyoruz ama sadece antik kent değil yani doğal e, güzellik olsun fark etmez hiç önemli değil. Bir yere geziye gidiyorsak ailece mutlaka bir hazırlık yaparız biz. Yaptığımız hazırlık her şekilde olur. Bu Bunun içerisine gideceğimiz yerin özelliklerini araştırmak da dahil olmak üzere. Tabi yürütücülüğünü genelde ben yapıyorum böyle hissettirmeden onlara çaktırmadan e, sorularla böyle bir şeyler e, yapmaya çalışıyorum işte sunum hazırlamalarını falan sağlıyorum. Bu hafta sonu da aynı şey yaptık. Biri ilkokul bire giden bir oğlum bir de e, ortaokul 7 sınıfa giden bir oğlum var. İki tane oğlum var. İkisi de ayrı ayrı yerler paylaştılar. Biri Zeus Tapınağı'nı araştırdı. Küçük oğlum da borsa <laughs> binasını araştırdı. Böyle kendi çapında sunum hazırladılar bize. İşte bize anlattılar onlar. Yani böyle aile etkinlikleri yapılabilir aileler bazında. Bana hatta bu, bu paylaşımı yaptıktan Sonra şey diyor ama tabii sen tarihçisin ya işte yani <laughs> e, tarihçi farkı falan demeye çalışlar aslında değil yani lütfen e, ne alakası var bence sadece gittiğimiz yeri hepimiz için aynı şey geçerli ben matematikçi de olsam gittiğim bir yere bilinçli gezmek Benim isterim öyle değil mi efendim? Yani bunun bence vizyonla alakası var gördüğünden gördüğünü anlayıp bundan keyif alabilmek için. İnsanlar araştırmayı seviyor ama bazı insanlar çok dayanışmıyorlar. Yani bunun ben şimdi kazılarda uzunca bir süre çalıştığımız için gözlemleme fırsatımız oldu. Ee, yaş grubu, mesleği hiç önemli değil hocam. İnsanda e, hiç beklemediğiniz insanlar harika vizyonla gelebiliyorlar. O yüzden ben insanları mesleklerine göre veya yaşlarına Haklısınız. göre çok sınıflandırma taraftarı değilim. Hı -hı. Önemli olan onların bakış açıları, onların vizyonları. Ve vizyonlu insan kesinlikle toplumun her kesiminden gelebiliyor. Aynen, Aynen tabii öyle bu, kesinlikle. Onları bir yerde buna bu tip araştırmaya sevk etmekte sizlerin elinde. O yüzden. Bizler de için değerlisiniz. <laughs> i̇nşallah, yani inşallah yapabiliyoruzdur bunları. Dediğim gibi ama sadece bize sınırlı kalmalı. Anne babalar da bunu yapabilirler. Ee, hafta sonu yapmış olduğumuz bu etkinlikte gittiler, sunumlarını yaptılar. E, benim oğlanlar. <laughs> e, güzel, keyifli bir gezi geçirdik gerçekten. İlk önce büyük oğlan. Mırın kırın etti. Gelmek istemedi ilk başta bu hafta sonu bir arkadaşıyla e, işte görüşeceğini düşünüyordu. Sonra ay iyi ki gelmişiz e, cümlesi benim için çok değerliydi gerçekten. Çok güzel geçti günümüz. İyi ki gelmişiz dedi. Sonra buradan da bu vesileyle e, Elif Hoca'ya teşekkür ederim. Gerçekten evet, hocam çok vizyoner bir insandır. Ha, ya yani harika bir hocadır. E, ona da teşekkür etmiş olalım. Evet aynen öyle e, yalnız benim oğlanın sorusunu şimdi paylaşıyorum dediniz ya e, kaynak vesaire yedinci sınıfa giden oğlum dedi ki ya anne çok güzel e, harika yerler buraları çok da güzel bir etkinlik oldu işte ama e, neden hani buralar böyle çok darmadağınık gibi görünüyor e, kim bilir bunların altında daha neler vardır niye kazmıyorlar yani sadece bu stadyum bu kadar mı bunun altında e, Sanki böyle kemerler aşağıya doğru iniyormuş gibi şeklinde birçok sorusu oldu mesela. Yani bu e, şey çok güzeldi. Yani e, gezmiş evet ama soru da sormuş. Ben de cevabını çok da veremedim açıkçası. Evet hakikaten e, bu kadar mı? Yani kazdık bitti bu kadar mı? Yani bunun devamı nedir? Evet kazılar orada yine devam ediyor ama farklı bir yerde. Agora'da galiba değil mi kazılar devam ediyor? Belki biliyorsunuzdur ama yani e, şey şey olması hı. lazım orada. Bir köprü restorasyonu var. Orada devam var. ediyor. Bir de evet, Roma Köprüsü devam ediyor. Hı hı. Yani hayır, benim e, bir gerçekten bilmediğim için soruyorum. Yani gerçekten o stadyum bitti mi? Yani o kadar mı? Öyle e, darmadağınık mı duruyor? Onu bir canlandırması e, gibi bir şey yapılamaz mı? Ya da Siz öyle mi kalmak edeceğimi? zorunda? Efendim? Siz ne cevap verdiniz bu soruya? İşte ben cevap veremedim çok fazla. Biraz yuvarlak bir cümle oldu. Deneyelim <laughs> Ama mi? Ben... Ben, ben deneyeyim mi birazcık? E i̇şte ben size soruyorum onu. Yani tamam. neden öyle kalıyor onlar? Darmadağınlık gibi görünüyor. Hiçbir şey yapılmamış gibi görünüyor. Şimdi hocam bir yapıyı kazdığınız zaman e, yapının eğer büyük çoğunluğu elinize geçmiyorsa bunu zaten kaldırmak çok mantıklı değil. Çünkü bazen biz ikincil veya üçüncül kullanım dediğimiz spolia e, mantığı vardır bizde. Yani bir taş aslında yüzyıllar boyunca farklı yapılarda, farklı zamanlarda kullanılabilir. Dolayısıyla biz kazdığımız zaman o yapıyı olduğu gibi bulmuyoruz çoğu zaman. Eğer buluyorsak şanslıyız. Çünkü o yapının e, kullanım süresi bir depremle, bir felaketle bittiyse eğer, bütün taşlarını eksiksiz bulabiliyoruz. Ama özellikle mermer yapılarda Sonradan şöyle bir şey yapılıyor. O mermer bloklar alınıp kireç fırınlarında yakılarak kireç elde ediliyor. Ee, aynı zamanda ben şunu da düşünüyorum. Bazı yapılar için ayağa kaldırmak çok da gerekli değil. Neden derseniz bu yapılar biz ayağa kaldırdığımızda ya arkeoloji bir tahribattır. Bunu unutmayalım. Ne kadar bir bilim olsa da bir tahribat yanı vardır ve kazdığımızda, ayağa kaldırdığımızda veya bunun planını yaptığımızda bilgi kaçırabiliriz. Yani gelecek nesillerde e, restorasyon, arkeoloji, konservasyon, mimari restorasyon geliştiğinde daha fazla bilgi edinebilir bu süreçten. Ve bir ikincisi de antik kentin birazcık da bence büyüsü burada. Yani hmm. harabe halinde duruyor olması. Bilmiyorum cevap verebildim mi? Yani çünkü A eğer <laughs> yapıların tamamını ayağa kaldırırsak kaldırabildiklerimizi artık o bir antik kent olmaz da modern kokmaya başlar. Dokusu da birazcık yani anlatabiliyor muyum? Yok anladım da benim söylemek istediğim şey yani hani daha o mesela stadyumun altından bir şeyler çıkar mıydı acaba onu demek Bu istedim. Muhtemelen araştırmalarını yapıyor olabilirler hocam. Hı -hı, Çünkü olabilir tabii ki. Tamamını kazmaya gerek yok belli yerlerinde sondajlar atılıyordur mutlaka. Hmm, anladım. Yani ben tabii teknikleri bilmiyorum, o kadar e, bilgim yok o, o konuda. Ama e, sanki böyle e, yapının yarısı biraz daha toprak altındaymış gibi görünüyor, sanki ya öyle görüntü vardı en azından. <laughs> e, onu e, sormak istemiştim. Onlar ya bu arada Eizonoyun belli kesimlerinin kazıları bayağı eski. Yani onlar vaktiyle açılmış, zamanla tekrar yavaş yavaş dolmuş olabilir. Bu da başımıza evet. geliyor. 100 sene Do önce kazılmış veya ne bileyim hmm. 70 sene önce kazılmış yapılarda biz zamanla yavaş yavaş böyle temellerinin toprakla kapanmaya başladığını, ot bürdüğünü eğer hmm. çok iyi bakmazsak görebiliyoruz. E, hepsini bakmak da çok zor oluyor bazen koca bir kente. O yüzden öyle bir şey olabilir belki. Anladım teşekkürler. Yani Ak Topraklıkta işte drama çalışmaları devam ediyor ve e, Ak Topraklıkta karşılama merkezi var. Genelde e, okul lar geldiği zaman ilk önce buraya alıyor görevliler. Burada anlatım yapıyorlar. Arkeolojinin ne demek olduğunu, işte arkeoloji çalışmalarının ne zaman başladığını, Osman Hamdi Bey'i vesaire falan anlatıyorlar burada ama ben bunu istemiyorum. Dediğim gibi benim amacım burada ders yapmak. Ben sadece buraya en son geliyorum. Onun Hı -hı. onun da amacı var. Bunun da sebebi var. Yani neden en son getiriyorum çocukları buraya? Çünkü neden benim hocam? ama iştim ya en başta e, çocuklarla düşünüyoruz işte buraya hı hı. neden yerleştiler? yukarı kuleye çıkıyoruz oradan yerleşmeyi etkileyen faktörleri buluyoruz. aslında bir kronolojik sıralama yapıyoruz. Ondan hı hı. sonra neolitik köy'e gidiyoruz. İşte bu dönemde yapılmış olan evler böyleydi vesaire e, şeklinde konuştuktan sonra Kalkolitik köy'e geliyoruz. Bir bakın bir zaman tünelinden geçtikten sonra e, oraya geliyoruz ve Dramayla oradaki gezimizi sonlandırıyoruz. Dersimizi sonlandırıyoruz. Sonra hep dedim ya ben düşündürtüyorum çocukları diye. Hep e, sürekli onlara soru soruyorum, rehberlik ediyorum diye söyledim ya. İşte burada ana amacım şu. Ben size bilgi yüklemeden, ezber yaptırmadan düşündürterek, yorum yaptırarak size sizin doğruyu bulmanızı sağlayabilirim ya da siz doğruyu bulabilirsiniz mesajı veriyorum ben sürekli çocuklara. Ezberlik en son buraya ederek, belki ederek. değil mi doğru? Harika bir yöntem. E, e, ve sonra buraya geldiğimizde görevli arkadaşlarımızdan rica ediyorum daha önceden konuşmuş oluyoruz biz onlarla zaten geldiğimizde bazı noktaları e, atlayarak geçiyorlar sağ olsunlar. Benim hani yönlendirmemle. Ve e, burada çocukların bu aletleri e, incelemelerini bakın ne kadar güzel dokunuyorlar. ya, ne kadar güzel bir şey. Yani bu, bunun kadar değerli kıymetli bir şey olabilir mi? E, çocuklar bu aletlerin nasıl olduğunu bu şekilde görüyorlar. E, bunlar ekleyelim. Bunlar reprodüksiyonu aletlerin. Evet. Kendileri değil. E, ama tabii o günkilerin kopyası o yüzden çok önemli dokunarak görmeleri zaten, zaten onun için yani şey belki bilmeyenler vardır gerçek zannetmiş olabilirler evet, evet. haklısınız iyi oldu bunu vurgulamanız e, ama çocuklar bunların gerçek olmadığını biliyorlar zaten e, bilerek geliyorlar ve onun için dokunuyorlar çünkü normalde e, dokun demeden dokunmazlar yani o evet. bilince sahip olarak getir getiriyoruz biz bunları yaptığımız çalışmalarla zaten e, dokunabilirsiniz. Bunlar gerçek değil dediğimiz için dokunuyor çocuklar ve e, yani değerli dediğim şey ne? Gerçek olması çok da büyük bir sorun değil aslında. Yani bugün e, birçok yere gittiğinizde gerçek eserlerle zaten karşılaşmıyorsunuz. Gidin e, Orhun yazıtlarına, e, Moğolistan'a. Moğolistan'daki Orhun Yazıtları da arazide gerçek değil. Asılları müzede kapalı bir alanda. Yani önemli olan aslı değil. O döneme e, çok benzer aletlerin yapılmış olması önemli olan bu. Evet, çocuklar bunları inceliyorlar, ok uçlarına bakıyorlar, işte e, nasıl yapmışlar, öğretmenim bunlar bugüne nasıl gelmiş olabilir ya, ya da gelmiş mi, nereden biliyorlar bunları diye soruyorlar bize, e, nasıl anlaşılıyor falan diye çok güzel sorular soruyorlar. En çok sevdikleri yerde burası. Burası bir mezar, <laughs> bir iskelet var içerisinde. Burada da yine düşünüyoruz, anlatım yine yok. Ben sağ olsun, dediğim gibi görevli arkadaşlar, benim yönlendirmelerime çok şeyler, sağ olsunlar. Nasıl diyelim saygı gösteriyorlar burada ben mesela soruyorum neden böyle yatırılmış olabilir neden bu şekilde şimdi böyle değil bilen var mı falan şeklinde içinde eşyalar var bakın neden gibi vesaire inanır mısınız her sene illaki birisinden anne karnındaki bebek pozisyonu cümlesi geliyor. Yani bu, bu çocuklar bunu nereden bilebilir dememeliyiz. İlla ya bilen oluyor ya annesi kadın doğumcu, annesi babası kadın doğumcu olan oluyor vesaire bir şekilde. illaki grup içerisinden bir tane bu cümle geliyor. Ee, sonra bunun adını söylüyorum ben işte. Hoker tarzı diyorum vesaire falan vesaire. Ama sonuçta on, bunu yine onlar benim sorularımla, benim... E, Sorduğum sorulara cevap vererek yine onlar buluyorlar. Şimdi i̇şte neden mezarın içinde eşyalar var? Hadi bakalım buradan da bir beyin fırtınası. Onu da hep beraber tartışıyoruz. Sonra e, konu geliyor, dolaşıyor. Ahiret inancı olabilir mi vesaire konularına geliyor. Aa, bu, bu fotoğrafı çıkaracak, bu video aslında. Bunu çıkaracaktım ama neyse unutmuşum. Kesinlikle. Bu çok önemli bir şey matkap. Çocuklar çünkü bu gördükleri taş boncukların nasıl yapıldığını çok merak ediyorlar. Taş dediğin şey oyulmaz onlara göre. Neyle oyulur? Gerçek bir matkapla vesaireyle evet. oyulur. İşte o dönemde nasıl yapmışlar şeklinde kesinlikle çocuklar çok merak ediyorlar ve burada onu kullanarak, bu matkabı kullanarak gerçekten deldiğini görüyorlar. Ve delik deşik zaten şu alttaki taş. Becereme işimin fotoğrafı bu benim. <laughs> yapamadım çünkü gerçekten de. Bunlar da ne biliyor musunuz? Çok güzel, çok mutlu olmuştum bunları gördüğümde. Ak topraklık, höyük de yaptığımız dersten sonra işte e, döndük birkaç gün sonra bir öğrencim geldi bana dedi ki öğretmenim ben size bir şey göstereceğim ne göstereceksin bunları getirmiş bakın ben ne yaptım ya bundan güzel bir şey olabilir mi bizim için? Ok yapmış, yay yapmış, bakar mısınız? Yani şöyle bir e, sivri uçlu bir mızrak gibi bir şey yapmış kendi çapında. Öğrendiklerini uygulamış bir şekilde. E, bence bunlar e, yani oturup e, işte test çözme tekniklerinden ya da oturup işte benim bir şeyler anlatmamdan çok daha güzel, çok hem, daha faydalı. Hem tarih şey. bilinci hem de el becerisi aynı anda diyelim. Ha, evet, <laughs> o da var el. <laughs> de e, katmış oldu. Burası da Bursa Arkeoloji Müzesi. E, Bursa Arkeoloji Müzesini de tabii ki ders ortamı olarak kullanıyoruz yine. E, kullandığımız yöntem burada şey müze dedektifleri. Müze dedektifleri yöntemiyle küçük küçük kartlar hazırladım ben geziye gitmeden önce. Önce tabii ki ha şunu söylemeyi unuttum. Bütün gezilere, gezide de yani ağız alışkanlığı özür diliyorum. Bütün okul dışı ders ortamlarına nereye de ders yapacaksam öncelikle mutlaka ben gidiyorum. Mutlaka alıyorum e, evraklarımı, kağıdımı, kalemimi, not kalemimi, defterimi ne ne varsa gidiyorum. Dersim için neleri kullanabilirim? Onları tespit ediyorum. Ne sorabilirim çocuklara? Onları tespit ediyorum. E, eğer şehir dışında bir yerse gidemeyeceksem şehir dışındaki yerlere de gidiyorum bu arada. Eğer gidemeyeceksem Mutlaka sanal bir gezi düz yapıyorum oraya. Tek tek e, dersim için neler gerekiyorsa ciddi bir araştırma yapıyorum cidden. Bu çok önemli. Yoksa amaçsız bir gezi yapmış olursunuz. Hani o konuşmamın en başında dedim ya arayıp evet. beni arkadaşlarım soruyorlar. Merve işte bahar dönemine geldik. Nereye götürüm çocukları? Hangi geziye götürelim diye soruyorlar. Ondan öteye gitmez bu. Ya, amaçsız bir e, ders ortamı planlamış ya da gezi planlamış olursunuz. Hocam, Bu da aynı bununla şey. Bir soru geldi aslında e, müzelere konu gelmişken onu ben e, sormak istiyorum. Müzelerin eğitim ortamı e, olarak tasarımında dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir diye bir sorumuz var. Hemen e, az önce bahsettiğim gibi bir kere dersimin kazanımlarıyla uyumlu olması lazım. Örneğin siz e, işte şey 6. sınıfta mesela Orta Asya Türk tarihi vardır. Orta Asya Türk tarihinden bahsederiz. Selçuklu tarihinden bahsederiz. Bu konuları anlatılırken tutup siz arkeoloji müzesine götürürseniz çocukları hiçbir kazanım elde edemezsiniz. Evet. Sadece müze gezisi olur. Bir kere ünitelerimizde bağlantılı olması lazım gideceğimiz yerlerin. Ve öncelikle öğretmenin mutlaka bir gezip ya da rehberin kimse bu kişi mutlaka gidip önceden gör Görmesi gerekiyor ortamı öğrencileri nasıl tutacağını bilmesi gerekiyor kesinlikle toplu gezileri önermiyorum İki sınıf üç sınıf bir arada yapılmış geziler hiç sevmem e, hakikaten çok verimsiz geçtiğini evet. düşünüyorum çok ciddi bir planlama gerektiriyor büyük grup gezileri. O yüzden küçük gruplarla onları da küçük küçük gruplara bölerek götürdüğünüzde bir planlama yaptığınızda soracağınız soruları sırasıyla galerileri sırasıyla gezdirdiğiniz zaman faydalı olur müze gezisi. O zaman müze dersi yapmış olursunuz. O Öbür zaman şöyle bir gibi... hem, ped hem pedagoji bilen hem de müfredatı bilen insanlar tarafından mı hazırlanmalı? Kesinlikle öyle olmalı zaten. Yani şöyle pedagoji yani yüzde yüz şart mı Tartışılır. Yani ona bir şey diyemem tartışılır. Ama bu anlamda kendini çok geliştirmiş insanlar da var. Ee, yani kesinlikle bir pedagoji bilgisinin olması lazım. Yani bir bence benim fikrim yani mutlaka bir eğitim bilimlerine, yöntem tekniklere, öğrencilerin özelliklerine vakıf olması gerekiyor. Somut işlemler dönemi ne demek? Soyut işlemler dönemi ne demek? Hani bu bunları da bilmesi gerekiyor. En kaba tabiriyle söyledim yalnız. En genel tabiriyle söyledim. Sadece evet. Piaget'den değil tabii bir sürü şey var. Hı hı. E, ne diyelim ona? E, gelişim psikoloğu var. Yani e, planlama çok önemli. Sor, soran Soruyu soran kimse, e, arkadaşım kimse. Planlamanın e, kesinlikle olmadığı bir e, müze dersi düşünemiyorum ben. Asla. Peki, i̇deal bir sayısı var mı hocam bunun? Kaç öğrenci götürmeliyiz? Ben e, 20 öğrenciyle rahatlıkla ders yapabiliyorum. Evet. E, ama e, bu şeye bağlı, öğretmenin deneyimine bağlı e, olarak hani 30 kişiyle de yapılabilir. Neden olmasın? İyi bir planlamayla. Hı -hı. Ama ideali 15-20 bence, en fazla. Teşekkürler. Sonra e, müze dedektifleri yapar e, şey etkinliğimizi yaparken e, çocuklara gitmeden önce ellerine fotoğraf verdim, e, renkli çıktılar aldım, fotoğraf ve hiç, üzerinde hiçbir yazı yok. E, gittiğimizde dedim bunları araştıracağız şeyde müzede gezerken bakarken okuyun e, bakın bakalım kaçıncı döneme tarihleniyor Bunlar ellerinde mutlaka yine bir e, kağıt oluyor çocukların müze dedektifleri yönergelerin bulunduğu bir kağıtları var çocukların e, oradan geziyorlar gruplar halinde gezerken hem okumak zorundalar hepsini hem de ellerinde bulunan objenin e, görselini bulmak zorundalar o müzede bulduklarında hemen o bilgileri gerekli benim istemiş olduğum bilgileri dolduruyor şey kağıtlarına çalışma kağıtlarına dolduruyorlar ve e, arkasından en sonunda çalışmanın en sonunda da bir tarih şeridi oluşturuyoruz. Bu görselleri yan yana diziyoruz çocuklarla e, tarihde kronoloji bilgisi de vermiş oluyoruz burada e, çocuklar bunları yüzyıllarına göre yan yana getirdiklerinde bir tarih şeridi oluşmuş oluyor tabii ki. Burada yaptığımız ders bu. Burada paralar var yukarıda üst katta Bursa Arkeoloji Müzesi'nde. O paraların olduğu bölümde paralardan bahsediyoruz ve bir de mezarlardan bahsediyoruz. Ölü gömme tekniklerinden bahsediyorum yine buraya geldiğimizde çocuklarla. Yine tartışma yaratıyoruz. Yani sadece o şey yapmıyoruz. Aslında burada fotoğrafı yok ama yüzleri görünüyordu çok fazla koyamadım öğrencilerin. Biz burada yerlere otur oturuyoruz yukarıda. Bildiğiniz yerlere yayılıyoruz yani temizmiş pismiş önemsemeden çok hepimiz yere oturup e, beraber tartışıyoruz. Neden olmuş olabilir? Sence e, bunun üzerinde niye bu vardır? İşte neden böyle bir şey yapmışlardır diye tartışma ortamını burada da yaratıyoruz. Sadece gezip çıkmıyoruz dışarı. Hı hı. Bursa Arkeoloji Müzesi'nden bir örnek. Bur e, burayı gezerken de mutlaka kronolojik olarak gezdiriyorum çocukları. Mutlaka yani hı hı. E, şeye göre tarihlere dikkat ederek. Tarih eser kaçakçılığı demiştiniz ya, biz bununla <laughs> evet, evet. çalışma yapmıştık Türkçe öğretmeni arkadaşımla. Disiplinler arası çalışma yapmıştık. Tarih, Ben bunları anlatırken dedim ya birçok kazanımı var. Yani saymakla ve yazmakla bitmez. Kültürel miras bilinci oluştururken çocuklarda, tarih bilinci oluştururken, yine aynı şekilde düşünme yöntemlerini kullanarak ders işlerken, Aynı zamanda tarihsel kaçakçılığından da bahsediyoruz tabii ki hep beraber. Gazete haberleri buluyorlar bize. Derse gelmeden önce hazırlıklı geliyorlar. Gazete haberi tarihsel ile ilgili ve onun üzerine ders yapıyoruz. Daha sonra Bu kaçakçılık e, için hocam. Ortaokul. Ortaokul. Hı Aynı ortaokul öğrencileri. Ve eee tarihsel kaçakçılığına neden kaçakçılık yapmışlar bu insanlar? Ne yapıyorlar vesaire şeklinde konuştuktan sonra Anadolu'dan daha önce kaçırılmış olan tarihi eser kaçak ay, tarihi eserlerimizi araştırıyor çocuklar. Ee, burada şu kitabı tanıtmıştık biz onlara. Yaşlarına uygun değil. Tabii bu kitabı onlara okutmuyoruz. Ben buraya e, Yaşar Yılmaz'ı hatırlayayım diye bu görseli koydum. Bu belki bu kitap, öğretmenler buradan. E, biz kullandık. Evet. Aynen. Biz bu, bunu kullanarak bir çalışma kağıdı hazırladık zaten çocuklara. Bu bu kitap onlara uygun değil. Ortaokul çocuklarına. Kütüphanemizde mevcut bu kitap. Biz her sene bundan faydalanıyoruz. Yurt dışına e, kaçırılan, götürü zamanında götürülmesine izin verilen tarihi eserlerimiz var bu kitapta. Mutlaka görmüşsünüzdür. Ve çocuklar bu eserleri gördükçe şaşırıyor. Gerçekten bu yaşa gelene kadar birçoğu bu eserlerin kaçırılmış olduğunu bilmiyorlar. E, Pergamon Müzesi diye bir müze olduğunu bilmiyorlar yurt dışında. Efendim? Almanya'da. Evet. O bir müze olduğunu bilmiyorlar. Burada öğreniyor işte çocuklar. Araştırdıklarında öğreniyorlar. Koskoca bir tapınak nasıl taşınır öğretmenim diye düşünmeye başlıyorlar. Ondan sonra işte birazcık eee Carl Human, birazcık e, şey neydi Troya? Şiliman, Henry Şiliman. <laughs> bir an için aklıma gelmedi. Her sene konuştuğum şey. E, birazcık Şiliman'dan bahsediyoruz. Birazcık Human'dan yanlış telaffuz ediyor olabilirim, bahsediyoruz. Bunlardan konuşuyoruz hep birlikte ve evet, Anadolu'dan kaçırılan bu tarihi eserlerin yer almış olduğu bir gazete oluşturmalarını istedi Türkçe öğretmeni arkadaşım. Biz de et, elde etmiş olduğu, araştırdığı bilgileri derleyip toparlayarak onlar birer duvar gazetesi oluşturdular ve sergilediler bunu panolarında. Ee, böylelikle tarihi eser kaçakçılığına da vurgu yapmış oluyoruz. Bunu yanlışlığından tutun da işte ülkemizde ne kadar istatistiki verilerine verilerine de baktık bunların. İşte ne kadar kaçırılmış, bu e, daha önceden kaçırılanların hangileri geri dönmüş vesaire. Çocuklarda müthiş bir bilinç oluşuyor. Hatta e, daha önce ders yapmış olduğum bir öğrenci e, şey Deniz atı broşu var ya. Uşak, Uşak Müzesi. E, Türkiye'ye getirildiğinde e, okulda koştura koştura beni bulmuş. Öğretmenim duydunuz mu haberlerde hani derste konuşmuştuk ya deniz atı Geri <laughs> Gelmiş öğretmenim şeklinde böyle çok çok hoşuma gidiyor bunları duymak. Demek ki bir bilinç oluşturabilmişiz diyorum ben de e, öyle olunca seviniyorum mutlu oluyorum tabii ki. E, bu öğrenciler ileride evlenecekler. Biraz daha sosyolojik boyuttan bakalım. Evet. İleride evlenecekler. Eşlerini etkileyecekler. Çoluğunu çocuğunu bilinçli bir şekilde yetiştirecekler inşallah. E, çalışacaklar. Çalıştıkları ortamdaki insanları etkileyecekler. Ne bileyim hani böyle böyle dalga 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 yayılacak inşallah. Sonra bu arada şeyi de söyleyeyim. Biz bu Yaşar Yılmaz'ın kitabından çalışma kağıdı oluşturduk dedim ya. E, çocuklar çok güzel araştırdılar. İşte buradan seçtiğimiz eserleri araştırdık biz çocuklara. Fotoğraflarını buldular. Duvar gazetesi oluşturduk ettirdiler falan. Yaşar Yılmaz'ı okulumuza davet ettik. Sağ olsun bizi hiç kırmadı. Yaşar Yılmaz gelmeyi kabul etti. E, ayarladık her şeyi, duyurularımızı yaptık ama maalesef hava muhalefetinden dolayı gelememişti. Bu geçen sene ya da ondan önceki seneydi yanlış hatırlamıyorsam. En kısa zamanda tekrar Yaşar Yılmaz'ı okulumuza davet edeceğiz inşallah. E, Yaşar Yılmaz'la da bir söyleşi planlamıştık. E, Akademisyenlerimiz ben bu anlamda gerçekten çok takdir ediyorum. Akademisyen olsun ya da Yaşar Yılmaz bildiğim kadarıyla mimardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ya yani bu tarz e, akademik çalışma yapan insanlar gerçekten hiç geri çevirmiyorlar bizi ortaokul öğrencilerine ridir, e, bunlar bir şey anlamaz tarz yaklaşımları yok <laughs> çok evet. mutluyum bu anlamda olmamalı da zaten çok saçma bir cümle kurdum belki ama e, gerçekten e, kabul etmeleri okulumuza sunum yapmaya gelmeleri çok bizim için değerli oluyor çok kıymetli oluyor çok çok şeyler öğreniyoruz onlardan Harika. evet e, yine Sadece e, arkeoloji müzeleri falan e, tabii ki kullanmıyoruz. Bu görmüş olduğunuz yer Bursa'da e, enerji müzesi. E, doğal kaynaklar ünitesini işlerken 6. sınıflarda yine enerji müzesinde ders yapıyoruz hep beraber. Yine aynı şekilde hazırlıklı, planlı bir şekilde ders yapıyoruz. Şimdi bu görmüş olduğunuz görsel de, çok değer verdiğim bir çalışma benim. Öğretmen arkadaşlarım varsa eğer izleyen e, veya öğretmen adayları varsa lütfen onlar da bu çalışmayı yapsınlar. Ben Benim en çok mutlu olduğum, sevindiğim etkinliklerden bir tanesiydi bu. Birinci kaynak nedir? Nasıl anlatırsınız ortaokul 5. sınıf 6. sınıf çocuğuna? Yine aynı şekilde somutlaştırarak tabii ki. Biz burada e, Uludağ Üniversitesi'ne gittik. Uludağ Üniversitesi o zaman şey e, aslında şehir kütüphanesinin çok güzel bir arşivi var. Ben üniversitede okurken orada çok çalışmıştım. Tozlu, böyle e, örümcek ağları gezinen, işte her her an her yerden bir böcek böcek çıkabilecek bir arşivi var. Ben orada çalışmıştım e, üniversitedeyken bir sene boyunca neredeyse e, gidip araştırmalar yapmıştım. Çok keyifliydi, çok güzeldi gerçekten. E, karanlık tozlu rafların arasında çalışmak zor olsa da güzeldi. Sonra dedim ki. Çocuklara da bu mutluluğu tattırabilirim ama maalesef şeye denk geldi. E, müze, ay müze diyorum, müze diyorum. Kütüphane, şehir kütüphanesi uzun bir tadilat sürecine girdi. Daha yeni açıldı, bu sene açıldı. E, uzun bir tadilat sürecine girdiği için çocukları oraya götürememiştim. O halde dedim nereye götürebilirim de birinci el kaynakları görebilirler. Uludağ Üniversitesi'ne gittik. Uludağ Üniversitesi'nin arşivlerini e, arşivlerinden gazeteler istedik. Bu gazeteleri sağ olsunlar bize çıkardılar ve çok şaşırmışlardı. İlk, i̇lk önce bir ortaokul grubu gelecek, niye geliyor acaba falan diye. Sonradan bunu etkinliğe çevirdiler. Uludağ Üniversitesi devam ediyor bunu yap yapıyorlar. Altıncı e, sınıflarla. 10 Kasım programı hazırlıyorduk. Bizim programlarımız da çok güzel olur gerçekten. Ciddi ciddi çok iyi hazırlanır öğrenciler de öğretmenler de. 10 Kasım provası yapıyorduk. O zaman dedim ben birinci ünitemizdeydi bu konu. Hemen 10 Kasım'la bağlayayım bunu. 10 Kasım'la bağladım ve 10 Kasım'da çıkmış olan farklı yıllardaki gazeteleri çocuklarla inceledik. Ne kazandılar burada biliyor musunuz? Yani gerçekten... Ee, tarihi değeri olan bir nesneye, bir şeye dokunmanın ne kadar e, güzel bir şey olduğunu anladılar. Bir öğrencimin yorumunu söylüyorum. Şurada arkadaki öğrencim o, <laughs> şurada. Yorumunu söylüyorum size. Gitmeden önce tabii ki şeyden de bahsettik. Hani bunların çok değerli olduğundan, dokunurken dikkatli olmamız gerektiğinden, bu çok daha yakın tarihe dayanan bir gazete olduğu için biraz daha şey tutmuşum ben ama öğrencim diyor dedi ki bana öğretmenim ya o kadar böyle heyecanlandım ki o gazetelere dokunurken Vallahi kutsal bir kitaba dokunuyormuşum gibi geldi dedi <gülüyor> <gülüyor> öğrencim bana çok mutlu oldum yani burada da evet. onu vermiş olduk öğrencilere yakın tarih için hakikaten çok evet. güzel bir şey olmuş peki Aynen. hocam bir 3 dakika mola verelim mi Sonra... E, bitiriyorum aslında öyle mi? ama tamam, vere... Ondan sonra şey diye demiştim. İsterseniz Peki... bitirin, verelim Yok. sorulara geçelim. Olur ben bitireyim ve ister e, molayı Tamamdır. ondan sonra verelim. Ya ve da mola be, vermeyelim siz bilirsiniz. Nasıl isterseniz hocam siz bilirsiniz. Size bırakıyorum. Vallahi bana e, bitir, fark Bitirin edin. isterseniz hiç konu e, havada tamam. kalmasın olur. öyle verelim. Olur. Tamam peki o zaman yine aynı şekilde e, burada devam ediyor öğrenciler e, birinci kaynaklarla birden muhatap olup 10 Kasım'da neler yazmışlar 10 Kasım'la ilgili onu araştırıyorlar ve onu araştırırken de birçok şeye göz attılar tabii ki sadece e, 10 Kasım kısmına değil bu gazeteleri görmüşseniz daha önce böyle e, bütün yaklaşık işte birkaç yıl bir aradadır. Hep bakıyor öğrenciler buna şey yıl diyorum çok özür diliyorum. Bir ay ya da iki ay bir aradadır. E, ee, öğrenciler aa öğretmenim bununla ilgili haber varmış bakar mısınız? İşte Fenerbahçe ile ilgili şu olmuş. Onları da okuma fırsatı buldular <laughs> e, bu, bu, arada bunlarla ilgili olarak. Farklı yıllara ait gazeteleri de incelemiş olduk tabii ki. Ee, benim sunumum bu kadar. Ee, bitti bir de son olarak şeyden bahsetmek istiyorum. Kültürel miras dedik ya, tarih hı hı. bilinci, tarih eser kaçakçılığı nasıl verilebiliyor diye. Ben bu yıl ilk defa bir kulüp açtım okulda. Kulübümün adı da tabii ki ne olacak? Ben olunca eşin içinde. Tarih ve Kültürel Çevre Kulübü oldu tabii ki adı. Ee, buna öğrenciler işte seçerek geldiler. Seçen öğrencileri kabul etti kabul edildiler tabii ki. Hı hı. Çok keyifli bir kulüptü. Ee, gezi kulübü gibi bir şey olarak algılasınlar istemedim önce bir sunum yaptım onlara bir merak ettirdim görseller gösterdim bunlar nerede falan diye hepsinin Bursa'da olduğunu öğrenince değişik yerler koymuştum şaşırmışlardı öğrenciler. Ondan sonra işte e, biz burada bu grupla beraber gitmeden önce gideceğimiz yere dair araştırma yaptık yaptığımız araştırmalarla ilgili sunum yaptık. Yaptığımız sunumları da okul topluluğuna sunduk, bursayı tanıtmış olduk böylelikle yakın çevremize özellikle çok canla başla çalıştı öğrencilerim, çok keyifli çalıştılar. Keşke e, Hazirana kadar okul devam etseydi de devam edebilseydik bizde. Harika şeyler e, çıkardılar. E, gerçekten e, tarih ve kültürel çevre bilincini vermek e, için eğitim kurumları çok önemli. Evet ama aileleri de unutmayalım. Sadece Bursa'yla değil aslına bakarsanız Rahmi Koç Müzesi'nde de etkinlik yaptık. Ama orada ders yapamadım tabii ki. E, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde. Efendim. Rahmi Koç oradaki değil mi hocam? Ee, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde. Tamam Ankara'da da var da hemen arkada. Evet var Ankara'da da var. Oraya da gittik. Ee, İstanbul'dakine de gittik. İstanbul'da daha sonra altıncı sınıflarda Orta Asya Türk Tarihi'yle bağlantılı olarak e, orada bir, bir bir iki salon var. E, Harbiye Askeri Müzesi'ne gittik. Yine ünitemizle bağlantılı. E, Enerji Müzesi'nde yine etkinlik yaptık dedim. Bir de şeyde bile etkinlik yaptık. Akvaryum, Florya Akvaryum'a gittiğimizde orada bile bilinçli gezmeleri için etkinliklerimizi yine planlayarak gittik. Yine ellerinde kağıtları vardı çocukların. E, mutlaka Gezerken gezdikleri yerlerde dikkat etmeyeceklerini düşündüğüm noktalarda sorular oluşturdum kağıtlara. O sorulara cevaplar aradılar gezdikleri akvaryumda da. Bütün bunları işte tek bir amaç için yapıyoruz. Günümüzde kendi çevresini bile tanımayan öğrencilere kendi çevresini tanıtmak, daha iyi düşünebilmelerini sağlamak. Daha iyi genel kültürü yüksek düzeyde bireyler yetiştirmek, ee, işte tarih eserlerimize, kültürümüze, kültürel mirasımıza, ortak mirasımıza e, bu, bu bilince sahip bireyler yetiştirmek ana amacımız. Benim sunumum evet. bu kadar. O zaman hocam bir üç dakikalık bir araya tamam. girelim sonra da birkaç soruyla bitirelim. Tamam peki o zaman üç dakika tamam sonra edelim. buradayım. Arkeoloji sohbetleri kısa bir kahve molasının ardından kaldığı yerden devam edecek. molamız bitti. Arkeoloji sohbetleri devam ediyor. Tekrardan merhabalar. Bu arada rejimiz de sağ olsun bize restorasyon, metal restorasyonuna dair bilgilendirici bir video eklemiş. Teşekkür ederiz. <laughs> arada. Şimdi hocam benim e, sormak istediğim bir soru var. E, ben bu bunu çok önemsiyorum bu süreçte. Şimdi dünyanın her yerinde özel okullar ve devlet okulları arasında doğal olarak bir fark oluyor. Ancak siz ne düşünüyorsunuz kültürel miras eğitiminde, arkeoloji eğitiminde devlet okullarında çalışan öğretmenlere bir tavsiyeniz var mı? Veya devlet okulları kesinlikle bunu yapmalı, bu önceliktir dediğiniz bu şey de olabilir. İdarelere söylenecek bir yani hani. Milli eğitime söylenecek bir mesaj da olabilir. Ne düşünüyorsunuz? E, şöyle, e, ben özel okulda çalışıyorum. Öncelikle tabii ki duyurmak isterim e, buradan. Ama e, kesinlikle devlet okulu, özel okulu diye ayrım ya yapılmamalı, yapmamalıyız. E, hmm. Devlet okulunda çalışan birçok öğretmen arkadaşım var. Sosyal medyadan takip ediyorum. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. E, Yaptıkları derslerini somutlaştırmak adına harika şeyler yapıyorlar. O yüzden ben e, öğretmenler açısından ya da öğrenciler açısından herhangi bir ayrım olduğunu düşünmüyorum. Bu öğretmene bağlı. Yapmak isteyen öğretmen arkadaşım her türlü ortamda e, istediklerini gerçekleştirebilir. Bu Ama birincisi. şundan bahsettiniz az önce hocam e, şehir dışı gezilerden mesela. Ha. Yani bunlar çok devlette kolay şeylerdi. Belki işte bu alanlar mı? okul dışı eğitim alanları mı çoğaltılmalı veya siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, tabii ki ben benim bahsettiğim sınıf içi uygulamalarda aslında ilk önce ilk etapta sınıf içi uygulamaları her şekilde devlet öğretmen e, devlette görev yapan öğretmen arkadaşlarımda özeldekilerde herkes kullanabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. E, evet, sakınca da yok. Yapabilirler de zaten. Okul dışı gezileri evet e, kesinlikle size katılıyorum söylediğinize. Olabilir. E, zor olabilir biraz. Hani maddi boyutu var tabii ki işin. Ama inanın e, her sene mutlaka bir okul dışı gezi oluyor zaten her devlet okulunda. Belki hani çok çok daha köy gibi yerlerde belki zor olabilir. O ayrı mevzu tabii ki. Ama ben hani böyle daha çok ilçe bazında falan düşündüğüm zaman herkes illaki bir sene sonu gezisi yapıyor. Bu geziyi nasıl etkili kullanacağım diye düşündüğünüz zaman birçok şey çıkar ki karşınıza sonuçta. Dediğim gibi ünitelerinizle planlı bir şekilde gezi düzenlerseniz eğer hem kazanımlarınızı pekiştirmiş ya da kazandırmış olursunuz ya veya gittiğiniz geziyi etkili bir şekilde e, araç olarak kullanmış olursunuz. Yani hep öğretmenin çabası çok önemli diyorsunuz önemli, Yanlış tabii. Tabii tabii başından beri hep aynı şeyi söylüyorum ya zaten hani siz de destekliyorsunuz sürekli. Kesinlikle plan program çok önemli. Yani böyle kafanıza göre gezi düzenlememelisiniz. Yani düzenlememeliyiz hiçbirimiz. Kafamıza göre olmaz. Ge o sadece gezip Lay lay lom gez gel olur yani. Hiçbir şekilde amacı <laughs> uy uygun uygun olmaz. Çocuklar olur. için böyle olmalı olmamalı doğru değil mi hocam? Hiç kimse için Almamalı aslında. Bizim için de öyle. Yani ben e, boşuna masraf olarak görürüm. Araştırma yapmadan işte sadece görüp geldiğim geziyi sadece yani gerçekten e, masraf olarak görürüm. Başka bir şey evet. görmem yani. <laughs> evet. Bu arada hocam siz ne dersiniz bilmiyorum ama Fadim Hanım demiş ki e, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin senden önce Anadolu diye bir kitabı varmış evet, ve doğru. ondan faydalanıyormuş. Siz ne düşünüyorsunuz bu kitabı gördünüz mü tavsiye ediyor musunuz? Tabii tabii gördüm ben de çok e, güzel kitaplar çocuklara uygun kitaplar ben de biliyorum okulumuzda kütüphanemizde de mevcut e, kesinlikle çok iyi aynen öyle. Hı -hı. E, son bir sorum var hocam bu da. E, yani belki güncel bir soru olacak. Ee, korona sürecinde müzelerde eğitim sizce nasıl olmalı veya nasıl olacak demişler. Ee, korona sürecinde müzelerde eğitim ee, tabii ki her yerde olduğu gibi orada da zor haliyle. Ee, yani tedbirler alındıktan sonra müzenin niteliğine göre değişir. Yani müzenin her müzenin farklı e, şey var tabii ki. Ee, Aslında biz burada çok da uzman değiliz, değil mi? Bu soruyu cevaplamak için. Yani Aynı öyle. Sağlık Bakanlığı ah, veya Kültür Bakanlığı evet. bir, mutlaka bir şey vardır. Ee, e, sonuçta, aynen, müzeler yani Hı -hı. sonuçta müzeler açıldı. Yani sonuçta müzeler açıldı. Eylül'de okullar da açılacak. E bir şekilde biz yine birlikte olmaya devam edeceğiz. E, yani gerekli önlemler alındığında bilemiyorum. Yani yapılır mı yapılmaz mı onu yaşayıp göreceğiz aslına bakarsanız. Yani burada bunun karar merci herhalde ben olamam. <laughs> Okul yönetimiyle birlikte bakacağız. Ya da genel olarak müzeler kendileri karar verecekler on, müze eğitimi olarak. Hı hı. Hocam bu arada bakıyorum gerçekten e, insanlar bir öğretmenin çabasının ne kadar önemli olduğunu fark etmiş olacak ki e, herkes size yaptığınız eğitimler için teşekkür ediyor. Herkes takdir ediyor. Bunu da iletmek istedim. Ya aslında bakarsanız eminim e, ülkemizde çok çok güzel şeyler yapan öğretmen arkadaşlarım da vardır mutlaka. Ben e, kendi yaptıklarımı basit adımlar olarak görüyorum ve tanımlıyorum. Kendi çabamla yap yani kendi çabam ve zümre arkadaşlarımla yapmış olduğumuz şeyler kesinlikle. Ama benden sonra ya da bu anlattıklarımın üzerine birçok şey ekleyip eminim çok çok daha e, İyi, iyi ve faydalı şeyler yapacak olan arkadaşlarım olacaktır. E, bu arada şey de yazmış herhalde, e, notlarda okudum arada. E, bahsetmiş olduğum arkeolog bayan, konuşmamın başında söylemiştim ya, öz, bir Hı -hı. kurumda gönüllü olarak çalışacakmış diye. O da buradaymış. Ha evet buradayım diye yazmış. Evet. E, Seren Hanım'mış, adını hatırlayamamıştım. Evet. Mesela hani onun gibi birçok gönüllü arkadaş e, bu bu faaliyetlere el attığı sürece arkamız yere gelmez bence. <laughs> Böyle devam ederiz. <laughs> Doğru, e, o gruplardan bir tanesinde ben de çalışmıştım ama farklı bir e, şey alanda çalışmıştım. ...halk oyunları eğitmeni olarak çalışmıştım. Çocuk esirgeme kurumlarından bahsediyoruz. Adını vereyim mi vermeyeyim mi diye düşünmüştüm de... ...gerçekten oradaki çocuklara dokunmak o kadar önemli bir şey ki... ...onların kalbine dokunmak çok önemli bir şey. Bu kendisine yazılı olarak tebriğimi iletmiştim. Bir de buradan ileteyim Seren Hanım'a. Hocam ben artık gerçekten iki saatten fazladır yayındaymışız. Bize çok, çok kıymetli bilgiler verdiniz... Ben çok kesinlikle arşiv, özellikle öğretmenler için ve bu konuyla ilgilenen arkeologlar için arşiv niteliğinde bir e, yayın olduğunu düşünüyorum. Bizimle bu tecrübelerinizi paylaştığınız için, bizi kırmadığınız için de Arkeomedia ekibi adına da tekrar çok teşekkür ediyorum hocam. Eklemek çok... istediğiniz bir şey var mı? Ee, olmaz mı? Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten ee, davet ettiğiniz için, ee, bu bunları konuşma fırsatı bulduğum için. Valla şimdi itirafta bulunacağım <laughs> hepinize. Ee, ben gerçekten e, bu konuştuklarımın ilk e, konuşmayı. ...başka bir platformda yapmıştık biliyorsunuz. Yani orada yapmış olduğum konuşmanın... ...bu kadar ses getireceğini... ...ya da bu kadar hani insanlar açısından... ...önemseneceğini ya da ne bileyim... ...hani değer vereceğini hiç düşünmemiştim. Ee, bilemiyorum yani gerçekten... E, ...örnek alınır umarım... ...ki yapılıyordur da zaten... ...çok daha güzelleri yapılıyordur eminim. Ben şanslıydım belki burada sesimi duyurdum. Ee, ne bileyim yani benim de... Bu kadar ilgili olmak, sizin yapmış olduğunuz çalışmalarla böyle birebir örtüşen şeyler yapmış olduğumu görmek gerçekten çok hoşuma gitti. Ee, i̇nşallah daha da çoğalır bu tür çalışmalar diyorum. Lütfen şeyse yani soruları olanlar varsa bana özelden yazabilirler. Çok bana soru geldi bu arada. İlk yapmış olduğum sunumdan sonra inanılmaz derecede soru geldi. Bir sürü kişiyle tanıştım sanal ortamda, bir yüzümüzü görmeden birbirimizi görmeden çok sohbet ettik gerçekten. Biri de sizdiniz bunlardan biri de. İnanın çok mutlu oldum. Kendi çalışmalarını anlatanlar da vardı, işte danışan da vardı bana. Yani ben danışılacak kadar uzman bir insan değilim. Kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Ben uzman değilim çünkü ben sadece kendi yaptığı olduğum uygulamalardan bahsettim hala da e, aynı şeyi söylüyorum kendi yaptığım uygulamaları anlatıyorum deneyimlerimden bahsettim sadece e, yani dediğim gibi inşallah daha da güzel şeyler olacak. Sağ olun hocam tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için tekrardan evet, teşekkür. teşekkür ediyorum görüşmek üzere. Başka yayınlarda veya yeni etkinliklerinizde başka bir zaman tekrar görüşmek üzere görüşmek üzere tekrardan hoşçakalın İyi geceler diliyorum thank mm -hmm.